Dolayısıyla biraz gürültü katacağım size. Hiç ses gelmiyor. Şey evet, can ya, arkadaşlar bana. Şu an can yayın için programımız başlamış üzere. Hatta başladık şu an. Sizden ricam profile giderekten oradan paylaşım yapabilirsiniz. Paylaşım var. Ben de birkaç yerde paylaşacağım müsaadenizle. Osman sen de kilo almışsın ha Osman. Sabo ne haber? Kenan hoşum ne diyorsun Kenan? Hocam çok teşekkür ederim. İyiyim hocam, sen nasılsın? Reşit hocamı göremiyorum. Nasıl göremiyorum, bak üst köşedeyim ya. Ekranı kaydırman lazım Sebahattin abi görebilmek için. Ekranı kaydır. Osman, Reşit hocam. Şimdi Kenan Bey, hayırlı akşamlar. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şu an hepinizin sesi kısılmış durumda. Facebook'ta canlı yayınımıza başlamış durumdayız. Sizden ricam profile giderekten oradan paylaşırsanız kendi profilinizde ya da diğer bağlı bulunduğunuz gruplarda daha fazla kişiye ulaşma imkanımız olur. Bu gecenin bu saatinde fazla sizi tutmak istemiyorum. Bizi ekranları başında merak eden sayın seyircilerimiz ve güreş camiası ya da spor camiasının üyeleri de bu akşamı dört gözle heyecanla merak ediyordu. Şu an dediğim gibi Facebook'ta canlı yayındayız. Bu andan itibaren programımız planlandığı şekilde devam edecektir. O nedenle herhangi bir sorunuz olduğu zaman falan elinizi kaldıraraktan ya da söz hakkı alaraktan şey yapabilirsiniz. Ben kısaca bir format, bugünkü programın formatını bir isterseniz izah edeyim. Kısa bir videomuz olacak. Videodan sonra ben kısa bir giriş konuşması yapacağım. Ondan sonra sırasıyla önce antrenörlerimizden başlamak üzere tabii ki. Söz hakkı antrenörlerimizden başlamak üzere söz vereceğim. Kısa bir giriş birinci turda. İkinci turda daha geniş detaylı bilgiler. O günkü 94 yılındaki dünya şampiyonasıyla kısa bir maziyi hatırlayacağız şöyle. O gün güzel günleri tekrar andıktan sonra programımıza ilerleyen zamanlarda farklı sorularla program içerisinde kişiye özel sorularım olacaktır. Dolayısıyla o konuda da sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Eminim ki diğer spor camiasından ya da güreş camiasından katılan, bizi izleyen, ekranlar başında bizi izleyen değerli misafirlerim, değerli izleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi söylediğim gibi mikrofonlarınız kapalı ama kendiniz açabilirsiniz. Sol alt köşede kırmızı mikrofon üzerinde kırmızı işaret var, onu kaldırarak da açabilirsiniz. Söz hakkı geldiği zaman. Fazla bir gürültü kirliliği olmaması açısından konuşmadığınız zamanlarda mikrofonlarınızı kısarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler. Böyle diyerekten ben buyurun müsaadenizle bir kısa bir video paylaşacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Dediğim gibi konuşmadığınız zamanlarda mikrofonlarınızı kısarsanız çok memnun olurum. Herhangi bir görüntü kirliliği olmaması açısından güzel olur. Şunu yapalım. Önce buyurun. Herkes bu ekranda görüyordur bunu herhalde.
kısmet, gülledi deli orman. Koca Yusuf geldi ağlar, selam durdu bütün meydanlar. Yenilmez bir yiğitti, pes etti savaşanlar. Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Pehlivanlarla güreş tuttu bütün dünyada. Polponsu ezdi geçti, şaşırdı Avrupa. Okyanuslar aşıp da güreş tuttu bütün dünyada. Selam durdu yiğitler, yenilmez Yusuf'a. Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Okyanus aldı gitti, bir yiğit böyle bitti. Dostlar bitmedi hatırası, anlatı çayırlar. Bir yiğit vardı dostlar, esti geçti mert meydanlardan. Bir yürek bir de kısmet, titredi tüm cihan. Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir video klip hazırladık öyle. Geri planda bilmiyorum, sesi duyabiliyor muydunuz? Duyduk. Evet, kısa bir şöyle bir video klibiyle giriş yapalım dedik. Şimdi müsaadenizle ben kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ekranların başında bizleri izleyen sayın seyircilerimiz ve bugünkü misafirlerimiz için bir hoş geldin manasında. Değerli misafirlerimiz, ekranları başında bizleri izleyen değerli spor severler, güreş camiası, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Türk spor camiası olarak çok önemli bir ana şahitlik ediyoruz. Burada sadece 94 yılında şampiyon edenleri misafir ediyoruz. Bu şampiyonlarımız gerçekten Türk milli takımını uzun yıllar uluslararası alana da gururla temsil etmişlerdir. Onları burada ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum, gurur duyuyoruz. Davetimize icap edip bugünkü programımıza katıldıkları için hepsine de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 28 yıl dile kolay gerçekten. 28 yıl aradan sonra Türk Güreş Milli Takımı şampiyonluk elde etti takım olarak. O günden bugüne takım olarak serbest güreşte dünya şampiyonluğuna hasret kaldık maalesef. Bugün burada 94 yılında şampiyon olan bu milli takım üyeleri 26 yıl sonra aradan sonra ilk defa bir araya geliyor.
Şampiyon takımın teknik heyeti ve sporcuları burada, çoğu burada, ilerleyen zamanlarda diğer takımın üyeleri de ilerleyen zamanda programımıza katılmaya çalışacaklardır, ümit ediyoruz. Şampiyon olan takıma baktığımız zaman bu takımda kimler yok yine? Gerçekten bir yani şampiyonlar takımı. Bu takımda teknik direktör olarak Yakup Topuz, antrenör olarak Avni Tahran, Reşit Karabacak görev yaptılar. Masör olarak Osman Oğuz arkadaşımız görev yaptı. 48 kiloda Beyhan Gülfiliz, 52 kiloda Ahmet Orel, 57 kiloda İsmail Zurnacı, 62 kilogramda Muharrem Demireğen, 68 kilogramda Yüksel Şanlı, 74 kilogramda Turan Ceylan, 82 kilogramda Sebahattin Öztürk, 90 kilogramda Kenan Şimşek, 100 kilogramda Ahmet Doğu ve 130 kiloda Mahmut Demir temsil ettiler. 90'lı yıllarda dünya güreş minderlerine ambargo koyan güreşçilerimiz şu an burada bizlerle bulunmaktadırlar. Gönül isterdi ki 90'lı yıllarda uluslararası müsabakalarda şampiyonluk kazanan, Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda şampiyonluk kazanan bütün sporcuları burada ağırlayalım. Ama zaman ve mekan sınırlamasından dolayı sadece belli kişileri bugün misafir ediyoruz. Özel bir takım burada misafir ediyoruz. Program akışımız, gerek misafirlerimiz gerekse ekranları başlarında bizleri izleyen değerli seyircilerimizi bilgilendirmek için söyleyecek olursak şöyle gerçek devam edecektir. O günkü takım üyelerini hızlı bir şekilde selamlaşmayla kısaca tanıtacağız sizlere. Ondan sonra kişilere özel sorularımız olacaktır. Bu sırada o günkü heyecanı yeniden yaşamak için önemli maçlara kısaca bir bakacağız. Üçüncü turda buradaki misafirlerimizin günümüz Türk güreşi ile ilgili görüş ve önerilerini soracağız. Bu konuda fikirlerini soracağız. Böyle bir giriş yaptıktan sonra isterseniz kısa bir selamlaşma yapalım. Bugün aramızda teknik direktörümüz, bir önceki programlarımızda da misafir etmiştik kendisini. Yine davetimizi kırmayıp aramıza katıldı bu akşam. Yakup Topuz Hocam. Evet. Hocam herkese hayırlı akşamlar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güreşçi hocam, kardeşlerime. Sesim gelmiyor mu? Duyuyorum hocam, devam edin. Bu şampiyon takıma ve bu takımda şampiyon olan güreşçi kardeşlerime ben hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Hepsini şu anda aynı bir heyecan içerisindeyim. O şampiyonun heyecanı içerisindeyim. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel bir şekilde bu şampiyonayı şey yaparız, anlatırız diyerek evet, burada kısaca bir şey yapayım, bitirmiş olayım. Evet, kısa bir giriş konuşması yaptım. Hocam çok teşekkür ederim. Herhalde siz şey vereceksiniz. Yani tabii hocam, sadece bir merhaba, sesinizi duyalım teknik açıdan. Bugün Avni Tarhan hocamız aramızda yok ama inşallah ilerleyen zamanlarda katılır diye ümit ediyoruz. Reşit hocam, Reşit Karabacak, kendisi aynı zamanda şampiyon abimiz. Uzun yıllarda milli takımda güreş yaptı. Reşit hocam hayırlı akşamlar, merhaba. Mikrofonunuzun sesini açarsanız siz de duyabiliriz hocam. Reşit abi, mikrofonun sesini açabilir misin abi? Sağ alt köşede. Görüntüyü getirebiliyor musun? Görüntüyü getireyim abi de onu şu an mikrofonu açık değil. Telefonun üzerinde mikrofonu kapalı. Reşit abi, neyse Reşit abi mikrofonunu açana kadar. Açtım, şimdi açtın değil mi? Açıldın ama görüntün kayboldu abi. Şimdi. Dur o zaman görüntüyü de şey yapayım. Görüntünün üstüne de bas Reşit. Görüntünün orada abi, hemen kamera işareti var. O da açılıyor, tamam. Tamam. Merhaba abi, nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Yakup hocama, değerli kardeşlerime de, hepsi de hoca oldu zaten onların da. Mahmud'um da, Sebahattin'in de, Ahmet'in de, orada olan herkesin isimlerini de şimdi saymayayım. Evet. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Vallahi o günleri hatırlattın bize. Sana da teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki varsınız hocam. Allah sağlık sıhhat versin hepimize. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Ben de Bursa'dayım. Bursa'da oturuyorum. Bizim de bak torunum da burada bak. Torunum beni öpüyor bak. Ay maşallah. Tamam. Sen de öptedin. Allah sağlı sıhhat versin. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin inşallah. Hadi güler. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Allah hepiniz yar ve yardımcısı olsun. Amin sonra hocam. Tamam. Selam tamam, ve saygı. Tamam hocam, kısa bir merhaba demek açısından. Şimdi bir sonraki abimiz olarak 130 kilodan başlayacak olsak Mahmut Demir abimiz, şampiyonumuz, ona da bir merhaba diyelim. Sayın şampiyonum hayırlı akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Efendim iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir güzel buluşmayı gerçekleştirme ve bizi bir arada buluşturma fırsatını verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben söylüyorum, bu memleket Amerika'dan çok müdahale var diye, bak burada birleşmeyi bile Amerika'dan müdahale sağlıyor. Ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii her ne kadar Ukrayna'daki arkadaşlarımızla zaman zaman görüşsek de girişte arz ettiğiniz gibi böyle toplu olarak bir arada pek bir yere gelmek fırsat olmuyor. Evet. Onun için ben Yakup hocama, efendim Kenan Şimşek'e, Sabahattin Öztürk'e, Osman Oğuz'a, Beyhan Gülfiliz'e ve baş pehlivan Reşit Karabacı'a hayırlı akşamlar diliyorum. Keşke diğer arkadaşlarımızla bağlanabilseydi. Ben çünkü bugün çok yoğun bir programımız olmasına rağmen 8 bir sürü toplantı, bir sürü düğünden sonra aracılığa çıktım sizlerle beraber olayım diye. Çok da memnun oldum. Bütün arkadaşlarıma, hocalarıma iyi akşamlar diyorum. Bizi izleyen, yurt içinden ve yurt dışından izleyen dostlarımıza da hayırlı akşamlar diyorum. Çok teşekkürler Sayın Şampiyonumuz. Böyle değerli vaktinizi ayırıp katıldığınız için. Bir sonraki arkadaşımız, o günkü takım üyelerinden Ahmet Doğu 100 kilogramda milli takımımızı temsil etti. Kendisi şu an aramızda yok. Ümit ederiz ilerleyen zamanlarda katılırsa onun da sesini duymak isteriz nasıl olduğunu. Ondan sonra Kenan Şimşek abimiz, şampiyonumuz, o da aramızda bu akşam. Kenan abi, eğer sesini açarsan abi bir de bir senin sesini duyalım, bir merhaba diyelim. Hayırlı akşamlar, merhaba. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar kardeşim. Adem kardeşim, çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon yaptığın için gerçekten sana saygı duyuyoruz, sağ ol. Bütün arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii biz Mahmut'un dediği gibi zaman zaman görüşüyoruz ama yine de bu birlikteliği sağladığın için sana çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür sağlığımız iyi, problemimiz yok, hepimiz de hayattayız. Bu bizim için mutlu bir olay. Çok güzel. Evet. Duymak istediğinizde o sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olması bizi çok sevindirdi. Çok teşekkürler. Şimdi bir sonraki arkadaşımız, abimiz, yine şampiyonumuz 82 kilogramda milli takımı temsil etti uzun yıllar ve şu an o da kendisi aramızda. Ondan da kısa bir merhaba diyelim. Sabahattin abi hayırlı akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Sabahattin abi. Buyurun. Abi kardeşim, yandan hiç ses almıyorum. Hiçbir şey de anlaşılmıyor. Yani kusura bakmayın, söylediklerimde size ulaşımı bilemiyorum. Öncelikle sana teşekkür ediyorum güzel programlarını dinlediğin için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Takım arkadaşım 26 yıl sonra yine tekrar araya girmekten ona gurur duyuyorum. Cümleten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir programası dileğiyle hayırlı akşam. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok teşekkürler temelleriniz için. Şimdi bir sonraki o sene milli takımda temsil ettiğim tabii şampiyon da oldu. Tabii oraya geleceğiz de. Turan Ceylan vardı abimiz. O gün bu akşam o da herhalde teknik bir problem yaşadı, katılamadı, katılacağını ifade etmişti ama ilerleyen zamanlarda katılırsa programımızda ondan da bir iki söz duymuş oluruz. Yüksel Şan da aynı şekilde o sene milli takımı temsil etti gururla. Kendisi bugün annesi bir rahatsızlık geçirmiş, ondan dolayı gerçekten çok üzgünüz.
Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Onu demek kendisi bu akşam katılamadı, aramızda değil. Anlayışla karşılıyoruz onu da. Muharrem Demirel'in 62 kiloda dünya şampiyonasında ve diğer zamanlarda milli takımı temsil etti. Karadeniz'de çok yoğun birkaç gündür yani yağmur ve doğal afetler söz konusu. Kendisi de zannedersem Ordu'da, o bölgede olduğundan dolayı bu arada o bölgede tabii şehit olan askerlerimize ve ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki diğer vatandaşlarımıza sabırlar diliyoruz. İsmail Zurnacı arkadaşımız, o 57 kiloda dünya şampiyonasında takımı temsil etti. Ümit ederiz o da ilerleyen zamanlarda aramıza katılır. Ahmet Örel hakeza 52 kilogramda katılmıştı ve o da bir şampiyon abimiz. Aramızda bu akşam Beyhan Gülfilis 48 kilogramda milli takımı temsil etti gururla. Gençlerde, yıldızlarda şampiyonluklar kazanmış bir arkadaşımız, o da bu akşam aramızda. Beyhan, hayırlı akşamlar. Beyhan, mikrofonunu açarsan eğer senden de bir merhaba alalım. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar büyüklerim, abilerim. Hepinizi Bursa'dan selamlıyorum. Aleyküm selam diyelim. Sağlığın saati yerinde olduğunu ve olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Çok teşekkürler. Çok. Evet. Şimdi tekrar o güne dönelim istersek, biraz hafızalarımızı canlandırdık. Yani eminim önceki görüşmelerimizde de o güne dönecek olursak gerçekten muhteşem bir gece yaşadık. Muhteşem bir şampiyona diyelim. Daha doğrusu ev sahipliği yaptı Türkiye ve alnının akıyla bu şampiyonada takım olarak da şampiyon olarak çıktı. Bu gerçekten gurur verici bir herkes için, Türk milleti için gurur verici bir olaydı. Bunda tabii ki yani bireysel olarak olsa da takım olarak da çok büyük anlam önemi vardı. Tabii bu işte en büyük sorumluluk tabii ki teknik direktörümüz Yakup Topuz'aydı o gün için. Dolayısıyla o güne nereye hocam dönecek olursak sizin için kendi memleketimizde bir dünya şampiyonuna ev sahipliği yapmak ve tabii beklentiler de çoktu. Böyle bir şeye karşısında ne hissettiniz? O gün için yani bunun stresini yaşadınız mı? Ev sahibi olmanın avantajı ve dezavantajları da oluyor tabii. O konuda görüşlerinizi alabilir miyim önce isterseniz? Buyurun lütfen. Ama o sesim biraz kesik geliyor. Adem. Seste bir sıkıntı var. Özür dilerim. Dur. Senin sesini net duyuyoruz hocam. Onun sesini ben çok şey duydum. Hocam şey demiştim yani sesin net geliyor mu şimdi? Ha şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Tamam. Demeyecek biraz şey. Ekrana da şey yap. Tamam. Müsaadenizle istersen sorumu yenileyeyim hocam. Bugün yani siz en büyük sorumluluk sizin omuzunuzdaydı. Bir teknik direktör olarak tabii ki. Bütün yani büyük bir sorumluluk taşıyordunuz. Sadece sporcularınıza antrenörlük yapmak değil, aynı zamanda da yani memleketimizde bir ev sahipliği yapıyorduk yani bu şampiyonaya. Benim sorum hem yani milli takım sorumluluğu, yani milli takım teknik direktörlüğü ve avantajı ve dezavantajları sitesi de var değil mi? Yani kendi memleketinde güreşiyorsun. O konuda yani nasıl yani ne hissettiniz? Duygularınız neydi? Onu almak istiyorum hocam. Ekrana şey yapabilir, verebilir misin Adem? Tabii hocam. Siz devam edin. Tabii bu şampiyona 26 yıl oldu olalı. 28 yıl sonrasında bir şampiyonluk geldi. Tabii buradaki şampiyon sporcular şu anda burada bulunmayan. Antrenörlük gerçekten çok zor. Teknik direktörlük mesuliyet isteyen bir iş. Ama biz buraya bir inanç ve bu başarmak için her şeyi göze almıştık ve hazırlıklarımız, her şeyimiz bu manada gerçekten çok mükemmeldi. Tabii ki o günün şartlarına göre eksiklerimiz de vardı. Ama sonunda Cenab-ı Hak bizi başarılı kıldı. Tabii bu şampiyonluğun içerisinde bir ekip işiydi. Biz de ekip olarak başta burada kendisini özellik Türk güreşine gerçekten çok büyük hizmetleri var. Bir sürü kulüpler kapamış.
rahmetli İsmail Demirci'nin bu şampiyonada, şampiyonlukta çok büyük payı var. Çünkü Ulaştırma Spor, TEDAS Spor ve bir sürü kulüpte emeği var, kurdu. Oradan şampiyonlar çıktı. Zaten buradaki şampiyonların da yaklaşık %60'ı falan Ulaştırma Spor menşeliydi. Tabii ki gerçekten o günün şartlarında en iyisini yapabilmek için elimizden ne geldiyse yaptık. Ekip olarak masöründen işte aşçısına, bulaşıkçısına kadar Kızılcahamam'da biz kamp yaptık. Bütün kamplarımızı orada yapıyorduk. Mahmut Demir olsun, Sabahattin olsun, Kenan olsun, diğer şampiyonlar oradaki zorlukları bilirler. Yani hazırlık bakımından, yoksa şey olarak bir zorluğumuz yoktu. Hazırlık bakımından gerçekten çok yoğun çalıştık. Yani bir çok iyi bir ekibimiz vardı. Her şeyden önce birbirini tamamlayan çok iyi bir ekip vardı. Özellikle Avni Hoca, onun sporcular üzerindeki analizleri, teknik analizleri, teknik konudaki yardımları, Reşit Karabacak sporcular arasındaki motivasyonu ve buna benzer konularda bize yardım. Hatta kamp müdürümüz Ömer Topuz abimizi rahmetle anıyoruz. Onun da bu çorbada tuzu var. Kendisi gerçekten çok bize yardımcı oldular. Tabii burada en ekibi seçerken tabii ben mesela bugün de milli takımlarda görev yapıyorum. Koordinatör olarak olsun. Son 2012 yılında da teknik direktörlük yaptım Londra Olimpiyatlarında. Ama o gün biz gerçekten bugün mesela ne varsa sporda hazırlanmak için onları biz sporun içerisine koymuştuk. Mesela beslenmesinden tut fizyoterapisine kadar aklına ne gelse, özellikle mesela bizim burada, ben onu da rahmetle anıyorum. Bizim doktor vardı, Hasret, kendisi Magomedov Hasret, ve bize çok yardımcı oldu. Özellikle sporcuların kan testlerinde işte yorgunlukla ilgili olan testleri yapması açısından. Yani bilimsel bir şekilde evet, hazırlandık. Yani orada. Hatta bizim şimdi buradan kendisini şey yapalım. Biz Mustafa Gündüzeri diye bir arkadaşımız vardı. Antrenmandan sonra stretch diye, yani bu açma germeyi bile ayrı birisine yaptırdık. Doktor Ahmet Bey vardı Trabzonlu, sonra Trabzonspor'un da doktorluğunu yaptı. Ve böyle çok mükemmel masöründen işte Osman Oğuz, bu sporcularda en çok özellikle sporcularla her 24 saat bir arada olan, gecesinin gündüzüne katan, aradığı zaman yanlarında bulunduran böyle mükemmel bir ekip vardı. Birbirini tamamlayan bir ekip vardı. Biz de inançlıydık. Biz orada öyle bir şey işledik ki, mesela İstanbul'un ikinci fethi Ulubatlı Hasan gibi bayrağı burçlara dikeceksiniz diye bu temayı işledik. Ve burada da sporcular ve antrenmana biz Mehter Marşı ile hazırlanıyorduk. Yani o günkü şartlarda olabilecek, yani bizim değerlerimiz neyse onları sporculara vermek için, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çekebilmek için büyük, çok güzel hazırlık yaptık. Uzun da kamp sürelerimiz oldu. Hatta bizim, yani bizim zamanımız eğer şey olursa, özel hatıranız gibi şeyler eğer sorarsanız, mesela Mahmut'tan bizim hazırlıklarımız, yani o tepelerde Sabahattin olsun, Kenan olsun, evet, gerçekten sporcularla çok özel hazırlık şeylerimiz oldu. Ayrıca biz uzun zamanda bu başarı böyle tesadüfen olan bir şey yoktu. Ben tesadüf ve şansa inanmıyorum. Cenab-ı Hak bir şeyi nasip edecek. Nasip ederse orada başarılı olursun. 4 tane 5 tane tesadüf bir araya gelmez. Mesela biz, bu takım şampiyon oldu. Aşağıdan mesela son gününü ben söylemek istiyorum. Mesela bizim takım kafamızda bizim, ama şampiyonluk var. Motivasyonumuz öyle yaptı. Kişisel motivasyonlarımız da şampiyon olacağınız diye yaptı. Mesela üzüntülerimden bir tanesini anlatmak istiyorum. Özellikle Sabahattin Öztürk'ün mesela şampiyon olamayışı. Tabii bu da nasip, kısmet işi, ama işin içerisinde dünyevi şeyler olarak mesela 2 defa hazırlandı. O zamanlar Refah Doğru Yol hükümeti vardı. Tansu Ciller gelecek müsabakaya, şampiyonluk müsabakasına diye. O zaman başbakandı. Biz onu bekledik. 2 defa ısındı, soğudu ve tabii başlarken maça Cebrail'le güreşiyordu Rus. Oradan kafadan bir tane bağ yiyince, böyle final maçlarında 3 puanlık bir oyundan sonra bir toparlanamazsın. Yani üzüldüklerimden bir tanesi o da, evet, şampiyon olamadı. Benim gözümde, evet, şampiyon olarak şey yapıyor.
Tabii alttan yukarıya dönürken çok zaman belki şeydir, Mahmut'un da işi varmış. Ben biraz olayı böyle daha biraz özetleyerek şey yapacağım ama özel sorun olursa konuları açarım yani. Evet. Mesela aşağıdan bizim takım şimdi şey olarak biz bir hesap yapmıyorduk. Ondan sonra bizim Muharrem Demirel 60 kiloda çıktı, 5'incilik 6'ncilik maçı yapacaktı. O arada Alman'a kaybetti. Yani biz ümitti. Kaybedince hepten ümidimiz şey yaptı. Yukarıya doğru biz dünyanın en iyi sporcularından Rus Hadart. Evet. Ne oluyor? Dinliyorum hocam, devam edin. Ha. Rus Hadarçev, o zaman o Resul Kadem'le maçı vardı. O Rus'u daha bugüne kadar kimse yenmedi. Resul Kadem onu yenince biz potaya girdik. Son maç Mahmut Demir'in maçı. Belki Mahmut Demir oradaki özel. Tabii ondan önce Mahmut'un ikinci turda bir maçı var. O günkü kurallara göre ikinci turda yenildiğin zaman sıfır çekiyorsun. Birinci turda yenildin mi devam ediyorsun. Hatta Ahmet Örel birinci turda yenildi. Biz çok üzüldük. Onu güreştirmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Onlar hocam bana... evet. Otur. Evet hocam, hatırlıyorum o zamanları. Yani evet, bayağı teknik problemler çok... İyi ki yapmamışız. Ahmet Örel oradan evet. Geldi. Dördüncü oldu. Takıma 7 puan kazandırdı. 7 puan kazandırdı. Tabii o takıma bütün sporcular puan. Bu bir ekip işiydi orada, şampiyon olan takım. Takım halinde biz şampiyon olduk. Ve ağır siklet maçı vardı. Tabii ki ağır siklette öyle tabii Mahmut daha güzel anlatacak onu belki de. Şimdi oraya geleceğiz hocam. Yani müsaadenizle. Şunu söyleyeyim. Bu bir inancın zaferiydi. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani biz şimdi sporda şöyle bir şey var. Yani şunu da yapsaydım demeyeceksin. Yani yapacaksın. Biz onu en az minimum, yani en az seviyeye indirdik. Her şeyi yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Bugünkü diyelim ki modern anlamda, belki o kadar modern bu hazırlık şeyi geçmedi ama o günkü şartlarında dediğim gibi ekip olarak beslenmesinden, diyetisyeninden tut da bütün antrenörleri ekip böyle tamdı, inanmıştı. Allah da nasip etti. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir zaferi. Çünkü 4-5 tane dediğim gibi tesadüf bir araya gelmez. Allah'ın lütfudur. Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Hak bize bunu nasip etti ve o günkü güreşen kardeşlerimiz de aslanlar gibi güreştiler. Zaten şampiyonluğumuz takım puanlar eşitti. Madalya, altın madalyayla fazlasıyla şampiyon olduk. Evet, çok yani gerçekten gurur verici. O günkü şartlarda hizmeti geçen ben herkese, seyircilerimize işte bizi dualarıyla, salon bildiğiniz gibi doluydu. Hınca inç doluydu ve çok özel hatıralarımız var o günlerde. Evet. Yani bu takım şampiyon oldu. Ben bu takımda hizmet etmiş hayatta olanlara ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Vefat etmişlere, hizmeti geçenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ileride özel bu konuda soru olduğu zaman inşallah cevaplamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Bundan beraber yetinelim. Diğer arkadaşlara da. Çok teşekkürler hocam. Evet, gerçekten yani zor o akşam birçok şey dediğiniz gibi yani çok iyi bir hazırlık dönemi gerçekleştirdiniz. Gerek teknik manada, gerek taktikler, ya bilmiyorum konusunda, motivasyon konusunda. Reşit Hocam'dan bahsettiniz. Onun sporcularla çok özel bir ilişkisi vardı gerçekten. Evet. Ben şimdi ona söz hakkı vermek istiyorum. Yani kendisini o gün akşam yani olayı nasıl değerlendiriyordu? Akşam demeyeyim de yani o gün Dünya Şampiyonası için nasıl değerlendiriyordu? Neydi? Biraz daha onun duygularını almak istiyordum ama herhalde şu an çıkış yaptık gibi görünüyor. Ekranda göremiyorum. Geldiği zaman tekrar ona döneceğiz. Ben tekrar spor antrenör teknik heyetiyle görüştüğümüze göre ben tekrar yukarıdan başlayayım yine isterseniz. Mahmut Demir abimiz o gün tabii önceden 48 kiloyla başlardı. Yine de hala herhalde zannedersem 100 kiloyla müsabaka biterdi.
Tabii biz şimdi biraz tersten yapıyor gibi olacağız ama biliyorum. Sen doğru yapıyorsun çünkü Mahmut Demir en son güreşti ama takım o şampiyon yaptı. O açıdan diyorum. O açıdan diyorum. Yani tepeden aşağı inelim biraz diye o açıdan. Mahmut abi o akşam tabii sizin için çok çok özel bir akşamdı. Birçok tabii kendiniz bireysel olarak kazanma istek ve arzusu içerisindeyken aynı zamanda da yani takım olarak da şampiyon olup olmamamız sizin omuzlarınızdaydı. Yani sizin bu konuda yani o stresi, o şeyi nasıl yakaladınız? Yani kendiniz o akşam müsabaka çıkarken ne hissettiniz? Gerek bireysel manada sorumluluk, gerekse vatan millet Sakarya açısından bakacak olursak duygularınız alabilir miyiz o akşamki final maçı için? Sesini açabilir misin Mahmut abi? Mahmut abi sesini açabilir misin? Mahmut abi? Mahmut abi bilmiyorum bizi duyabiliyor mu? Sesin kapalı Mahmut. Duruna şey gönderdim de aç herhalde de. Şu an açmaya çalışıyorsunuz. Mahmut abi? Mahmut abi? Mahmut abi şu anda mikrofonu açtı ama bizi duyabiliyorum bilmiyorum tam. Mahmut abi? Mahmut abi hayır. Abi duyabiliyorum. Bana mi? Soruyorsan ses gelmiyor bana. Abi ben seni duyuyoruz abi biz de sen duyamadın. Arkadaşlarım yayında olduğumuzu göre göre bizi arıyor. Bana mı konuşuyorsun Adem? Evet sana söylemiştim abi. İstersen sorumu ben tekrar edeyim. O gün sadece bireysel olarak bir şampiyon olmaz. Finaldesiniz tabii bunun stresi de bireysel olarak da yok stresi de. Aynı zamanda da takım olarak da yani takımın şampiyon olmaması da senin omuzlarındaydı. Dolayısıyla bu iki önemli sorumluluğu beraber düşünecek olursak nasıl üstesinden geldiniz, nasıl başardınız duygularınızı ya da heyecanınızı, o akşamla ilgili özel duygularınızı alabilir miyiz? Şimdi oraya gelmeden önce ben, gerçi Yakup Hocam söyledi, bazı hakkı teslim edeceğimiz dostlarımız var bu işlemeye geçen. Yine ben Ulaştırma'nın, Demir Spor'un, TEDAŞ'ın kurucu başkanı, dönemin bakanı, başta Veysel Atasoy olmak üzere, daha sonraki dönemlerde federasyon başkanlığımızı yapan Sayın İsmail Demirci'yi, evet, yine Ulaştırma Spor'un kurucu hocası Yakup Hocamlarla birlikte Sayın Muharrem Atik hocamızı, yine Kızılcamam'da milli takımın neşe kaynağı, benim de çok kıymetli dostum olan Mehmet Yeşil'i rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanlara cennet olsun. Milli takımda en fazla sporcu olarak yardımını gördüğüm, geçmiş zamanlarda rakibim olan, daha sonra da çok yakın dostum olan Şenol Karagöz'ü de sevgiyi de buradan selamlıyorum. Tabii 94 yılındaki Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Yakup Hocam'ın da biraz önce buyurduğu gibi biz her zaman o müsabakaya bütün takım olarak İstanbul'u ikinci defa fethetmeye gidiyoruz inancıyla gittik. Allah da bizim yüzümüzü, aziz Türk milletinin yüzünü kara çıkarmadı. Çok uzun yıllar aradan sonra takım halinde dünya şampiyon olduk. Tabii bunun yanında ferdi olarak da şampiyon olmanın keyfini yaşadık. Tabii o müsabakanın hikayeleri anlatmakla bitmez. Belki üzerine kitap yazılacak bir süreç. O son herhalde final gününü anlatmamı istediniz benden. Şimdi tabii benden önce 9 tane arkadaşım yarışmaya katıldı. Yani müsabakalara. Sevgili Sebahattin ikinci oldu. Turan Ceylan şampiyon oldu. Diğer arkadaşlarımız klasmana giren ve giremeyenler oldu.
final müsabakasına geldiğimizde en büyük sıkıntılı an bizim müsabaka. Çünkü ben bunu üniversiteye gittiğim zaman gerek konferanslarda gerek seminerlerde de anlatıyorum. Yakup hocam çok uzun dönemler çok önemli müsabakalarda beraber olduğumuz abi kardeş, baba oğul, gönül dostu ne sayarsanız yani her tarife uyan bir dostluk yapımız var. Hala da devam eder. Her bayramda da bütün sporcuların içerisinde en erken Yakup Hoca'yı da ben ararım. kilomun ağır olması kadar mübarek günlerde de Yakup Hoca'yı yanınızda arayan sporculardan biriyim. Şimdi müsabakadan önce Yakup Hocam soyunma odasına geldi. Tabii ben yarım saat önce dünyayla irtibatımı keserim konsantre olmak için. Evet. Yakup Hoca gördüğünüz üzere biraz buğday tenli, biraz esmere yakın. Soyunma odasına geldiğinde daha çok bir kararmış bir vaziyette. Hocam hayırdır? Amasya'dan da gelen o zaman çok seyirci var. Bizim seyirciler yine bir şey mi yaptı falan dedim. Yok dedi. Ya sende bir şey var dedim. Yok bir şey yok dedi. Konsantremi bozmak istemiyor. Ya hocam bir şey var dedim. Sen söyle de bari rengin gözün açılsın. Ya demeyeceğim ama çok zorladın dedi. Dedi ki Mahmut sen şampiyon olursan biz bu kadar yıl aradan sonra hem takım halinde dünya şampiyonu olacağız hem de sen sıkletinde dünya şampiyonu olacaksın. Puan sıralamasında yani takımın puan yarışmasında Ruslarla biz şampiyonluk üzerinden çekişiyoruz. Ben de Amerikalı özel rakibimiz sevgili Bruce Baumgartner'la final yapacağız. Tabii Baumgartner'la daha önce müsabakalarımız var. 91 yılında ben yenmiştim. Daha sonra o ben Amerika'da yendi falan. Çok kolay bir maç değil. Çünkü ben o zaman ağır çiklet yapıyorum ama kilom 107 kilo. Bruce'un kilosu 135, 130'a kilo düşüyor. Yani sabah tartıdan sonra aramızda 30 kilo bir fark var. Evet. Bir de çok tecrübeli bir sporcu. Bir olimpiyat şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği, bir olimpiyat üçüncülüğü olan ve 5-6 defa da dünya şampiyonluğu olan artık Pan Amerika'daki ve Amerikan oyunlarındaki derecelerini saymıyorum. Böyle bir sporcuyla müsabakaya çıkıyoruz. Tabii müsabakanın ilk 5 dakikası 0-0 bitti, uzatmaya gitti. 8. dakikanın sonlarında gerçi ben o puan verilse de verilmese de ben ihtarlarla öndeydim. Son 5 saniyede o dalış yapıp biz üzerinde işte herkesin bildiği pozu verince hem ben şampiyon oldum hem takım dünya şampiyonu oldu. Mahmut Özdemir böyle puansız o işte meşhur resmi çeken de Amerikalı gazeteci Associated Press'in muhabiriydi. Kendisi müsabakadan sonra Mahmut abi bu arada sporcunun sırtına oturdunuz ayıp değil mi dedi. Dedim ki çok haklısınız bilerek yapmadık ama siz de dünyanın sırtında oturuyorsunuz. 3 saniyede ben oturdum zorunuz ama gitti dedim ve basın toplantısı bitti. Tabii birkaç sene önce İlas Haber Ajansı'ndan bir arkadaşımız bu şekilde altın madalya gitti. Louis Baumgartner'la karşılaştığında Mahmut'u diyor ben şöhret yaptım diyor. Beni yenince şöhret oldu diyor. Evet. Ben de genç spor yapan bütün evlatlarımıza diyorum ki hangi branşta spor yaparlarsa yapsınlar. Şampiyonu şampiyonları yenmeden şampiyon olamazsınız. Onun için ilk hedefi sahadaki şampiyonu yenmek olsun. Hangi kategoride olursa olsun. Biz büyük bir şampiyonu yenerek şampiyonluğu ele almış olduk. Daha sonra olimpiyatlarda da ben karşılaşmak istiyordum kendisiyle. Orada benden önce Beyaz Rus rakibim onu elediği için Baumgartner üçüncü, olimpiyatlarda ben birinci olmuştum.
Dolayısıyla güzel bir anıydı. Tabii orada anlatacak çok şey var. Yakup Hocam'a ben her seferinde anlatma diyorum ama Yakup Hocam o dağ koşularındaki estantaneyi anlatıyor. Ama son bölümünü anlatmasa o zaman da tam ifade kopukluğu oluyor. Bakalım bu gece sevgili Yakup Hocam bu sabrını zorlayacak mı? İlerleyen süreçte tekrar söz almak üzere ben şimdilik teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Mahmut abi görüşleriniz için. Gerçekten çok özel bir anda. Bu arada ben isterseniz müsaadenizle o günkü maçıyla ilgili maçı yani kısa süreliğine bir izleyelim. Ekranları başında bizleri izleyen müsabakanın son anlarını baştan sona değil de bir ekrana getirmek istiyorum. Hep beraber o günü tekrar bir daha yaşayalım. Evet. Herhalde ses geliyor diye duyuyorum, biliyorum. Kısa bir özet şeklinde. Küçük Amerikalı olimpiyat şampiyonu karşılaşmanın 3. dakikasından sonra bir hayli yoruluyor. Bu durum Mahmut için bir avantaj olabilir. Evet sevgili seyirciler, arkadaşımın da belirttiği gibi Mahmut kondisyonunu daha iyi kullanabilirse karşılaşmanın sonundan galip ayrılma ihtimali fazla. Çünkü kendisinden boyuca daha uzun ve tespit ettiğimiz, gözlediğimiz yeni hatırlatalım bir kez daha. Çünkü o şampiyonada Mahmut Demir rakibini uzatmada 2-1 yendi Cihat ve ama büyük bir talihsizlik. O şampiyonada Mahmut bütün önemli rakiplerini yenmesine rağmen klasmana giremedi. Çok enteresan. İranlı rakibini de yenmişti. Bu Birleşik Amerikalı güreşçiyi de 2-1 yenmişti. Ama klasmana girememişti. Biliyoruz Mahmut Demir şimdi Varna'daki kazanamadığı şampiyonluğu şimdi burada alsın. Hadi Mahmut. Aman Mahmut. İhtar puan var mı bakıyoruz. İtti diyor. İtti diyor. Evet. İtti diyor. Mahmut bu durumlarda puan alabilecek bir güreşçi Cihat. 130 mücadele hani boyu kullanabilirse son 15 gün ediyor. Evet artık son 25 saniye. Artık bu tempoda Mahmut götürürse avantajlı durumda Mahmut artık o 20 saniyeyi çok iyi kullanmak istiyor. Aman ihtar almasın Mahmut. Şu anda birazcık tempoyu kullanabilirse son 15 saniye. Mahmut bu şekilde altın madalya gidecek. Aman Mahmut çok dikkat. Aman Mahmut son saniyede de puan verme. Kontrol et artık son 7 saniye, 5 saniye, 4 saniye. 130 kiloda altın madalya geliyor. Altın madalya geliyor Cihat. Şimdi Mahmut bravo. Mahmut ikinci altın madalya. Karşılaşmanın son saniyesinde rakibinin hatanı karşıladı ve kontratak yaparak puan aldı Mahmut Demir ve karşılaşmadan galip ayrılıyor Mahmut Demir. Altın madalya 1959 yılından sonra Türkiye'de ikinci altın madalyayı 1959 yılında kazanmıştı. İki altın madalya. Evet, müsaadenizle herhalde şu an herhalde videoyu izlediniz herhalde değil mi? Görebildiniz mi bilmiyorum sadece ben mi izledim? Kesikti video şey. Ben biraz ileri aldım da hocam bütün filmi izlemeyelim diye sonuna doğru 25-30 saniye izleyelim diye ileri aldım birden. Özür dilerim. Tamam. Evet, ondan dolayı. Evet o gece gerçekten çok muhteşem bir geceydi. Mahmut abinin şampiyon olmasıyla Türk milleti çok büyük bir heyecan yaşadı. Gurur verici bir durumdu. Böyle bir mutluluğu Türk milletine yaşattığınız için çok teşekkürler ederiz sizlere. Evet, bir sonraki şampiyon abimize iş yapalım. İsterseniz söz hakkı verelim. 100 kiloda Ahmet Doğu güreşti. Kendisi şu an aramızda yok. Onun için de bazı sorularımız olacaktı ama onun yerine ben bir sonraki kiloda Kenan Şimşek abimiz müsabakaya katılmıştı. Kenan abi sen mikrofonun açık herhalde. Tamam, çok evet, güzel. Şimdi açtım. Tamam abi. Tekrar merhaba diyelim. Hayırlı akşamlar. Şöyle ben size de tabii o gün 92-94 yılları arasında çok başarılı bir sporcu kariyeri gerçekleştirdiniz. Özellikle 92'de Barcelona Olimpiyatlarında ikinci oldunuz. Ali Kayalı'yla Ali Kayalı mıydı? Üçüncü oldu.
Ali Kayal üçüncü oldu. Evet. Ve serbest takımdan tek siz madalya aldınız Barcelona olimpiyatlarında yanılmıyorsam. Çok evet. Gerçekten gurur verici bir durum. Ali de üçüncü oldu. Ali Kayal üçüncü oldu ama Kenan abi ikinci oldu. He, evet. Yani tek madalyadayken özür dilerim. Yani en yüksek madalya. En iyi derece onu demek isterim. Teşekkürler Ali Hocam düzeltmek için. Dolayısıyla sporculuk yaşamınızdan sonra da profesyonel manada güreşe devam ettiniz. Ve minder güreşinden yağlı güreşe geçiş yaptınız ve çok başarılı bir sesi bize düet Adem. Ses biraz şey geliyor. Tamam. Mikrofonu yakın alayım abi. O zaman belki daha iyi gelir. Kenan abi duyabiliyor musun beni? Ben duyuyorum kardeşim. Tamam abi. Şey diyordum, yani serbest güreşte çok başarılı bir spor kariyerinden sonra aktif spora da devam ettiniz yağlı güreş aracılığıyla ve minder güreşinden yağlı güreşe geçiş yapan ender başarılı sporculardan birisiniz. Yağlı güreşte de Kırkpınar baş pehlivanı oldunuz zannedersem. Dolayısıyla evet 2003 yılında. 2003 oldu. Yılında gerçekten çok gurur verici, yani muhteşem bir sporculuk kariyeriniz oldu her manada. Serbest takımda da Kırkpınarlarda da. İsterseniz o gün akşama dönelim. Tabii siz o gün talihsiz bir şekilde madalya alamadınız 94'te ama çok 92'de almış olduğunuz madalyayla çok bize büyük gurur yaşattınız. O gün siz de güreştiniz. Takımla beraberdiniz. Tabii madalya alamadan onun üzüntüsü oluyor ama ben o konuya dönmeyeceğim de sizin kendi dedim ya kişiye özel sorularım olacak. O yüzden benim size sorum. Şu anda eğitimci olarak devam ediyorsunuz zannedersen değil mi? Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi evet, Spor Bölümünde evet. Öğretim üyesi olarak ne güzel, gurur verici bir olay. Benim size sormak istediğim, merak ettiğim, minder güreşinden yağlı güreşe geçiş yaptınız. Buradaki başarınızı neye bağlısınız? Ve yağlı güreşte de başarılı oldunuz. Yani o kadar uzun süreli aktif bir sporculuk hayatını neye borçlusunuz? Onu merak ediyorum. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tabii ki sporcuların Yakup Hocam da, öbür takımdaki Avni Hocam da, Reşit Hocam da çok iyi biliyorlar. Bizim dönemimizdeki sporcular dahaki inanç ve çalışma azmi ve şampiyon olma azmi ne yazık ki şu anki sporcularda çok daha düşük. Onu ben görüyorum. Hocam, Yakup Hocam da söylediklerime katılacak. Biz mesela Ramazan ayında oruç tutuyorduk ve oruçlu gene iki antrenman yapıyorduk. Bakın yani şu anda sporcu Ramazan ayında oruç tutup bir tane antrenman yapmıyor, zor yapıyor. Yani o günün şartlarıyla o günün insanları bizim dönemimizdeki sporcular gerçekten farklıydılar. Gerçekten özeldiler. Şimdi bizim güreş milli takımımız şu anda başarısız söylemiyorum, demiyorum. Sporcular iyi ama dünyada inan ki o dönemdeki güreş çok farklıydı. Herkes biliyor. Çok daha hızlıydı. Sovyetler Birliği yeni dağıldı. Bir tane Sovyetler Birliği'ne sporcu geliyordu. Bir dağıldı. 10 tane, 20 tane birden birbirine yakın sporcular gelmeye başladı. Evet. Yani başarılı olmanın birinci temel şartı çok fazla inançlıydı bu bizim dönemdeki sporcular. Tabii bunlara Bulgaristan'dan gelen göçmen kardeşlerimizin de katkısı çok büyük. Onlarla beraber takım çok güçlendi. Onları da tebrik etmek lazım. Gerçekten onlar da kişilik olarak, karakter olarak çok iyi sporculardı, çok iyi insanlardı. Bu birliktelik Türk takımını dünya şampiyonu yaptı, Avrupa şampiyonu yaptı takımı aynı zamanda. Şimdi yağlı güreşe geçtim, 96 yılında bıraktım minder güreşini, yağlı güreşe geçtim. Tabii yağlı güreş daha farklı bir spor. Özellikle uzun süre sabredeceksiniz, uzun süre dayanıklı olacaksınız, bitmeyen bir enerjiniz olacak, saatlerce güreşeceksiniz. Yakup Hocam da yağlı güreş bilir, uzun süre yağlı güreş yaptı Yakup Hocam. Hatta Yakup Hocam da ben işte destede küçük orta falan güreşken Yakup Hocam beni güreşe, yağlı güreşe getirirdi Mehmet'teyken. Yani çok farklı bir spor ama yağlı güreşin zevki de farklı. Yani yağlı güreşte baş pehlivan olduğunuz zaman inanın dünya şampiyonasında baş pehlivan, dünya şampiyonu olsanız insanlar sizi o kadar tanımıyorlar ama Kırkpınar'da baş pehlivan olduğunuz zaman Türkiye içinde seni insanlar daha çok tanıyorlar. Yani işte minder güreşinin seyircisi az. Tabii bu demek değil ki minder güreşi işte dünya şampiyonluğu basit bir şey mi? Kesinlikle basit bir şey değil.
bir tane dünya şampiyonluğunu 10 tane kırpınardaki baş pehlivanla şahsen değişmem. Hiçbir zaman da değişmez evet. Zaten. Tabii. Yani bunun gibi. Evet. Çok teşekkürler Kenan abi. Dediğiniz gibi yani evet. Bulgaristan'a gelen Türk soydaşlarımızın Türk güreşine yani gerçekten tabii. Hem gerek rekabet anlamında gerekse antrenman partneri anlamında çok büyük değerler kattılar. O hiç şüphesiz o konuda. Hiç şüphe yok yani. Ya evet, çok Adem kardeşim çok kaliteli sporcular geldi. Hem sporcu olarak kaliteli hem de kişilik olarak çok kaliteli insanlar geldiler. Geldi. Gerçekten onlara teşekkür etmek lazım. Türkiye'deki güreşin yani bir nevi lokomotifi oldu gelen arkadaşlarımız. Onlardan çok şey insanlar öğrendiler. Yani evet. En azından sistemi, disiplini öğrendiler. Yani bunlar çok katkı sağladılar. Şimdi Trakya Üniversitesi'ndeyim. İşte rektörümüz Sayın Erhan Tabakoğlu burada ikinci dönem seçildi şimdi. Rektörümüz, onu da söyleyeyim. Rektörümüze güreş camiası adına senin aracılığında bir daha teşekkür ediyorum. Ne yaptık? İşte Kırkpınar'da ilk dörde giren sporcuların hepsini beden eğitimine milli sporcu statüsüne sokup alıyoruz şu anda, okutuyoruz. Yani çok beden güzel eğitimine. Ya, harika bir yani şey. Yani gerçekten tabii. Yani Türkiye'de şu anda hiçbir üniversitenin yapmadığını biz yaptık. Rektörümüz teklifimizi kabul etti. Yaptık. Şimdi işte öğrenci alımı yapacağız inşallah. Alıyoruz. Baş pehlivan olanlara yüksek lisans hakkı veriyoruz direkt. Yani bu da gerçekten muhteşem bir şey. Hocamız şimdi ikinci dönem seçildi. Yeni atandı şimdi. Baş üniversitenin mesela hocam. Yüksek lisans hakkı veriyoruz. Direkt yüksek lisans yapma şansı hakkı veriyoruz onlara. Yaş şey var mı? Ben yani, alabilir miyim? Yok. Yaş sen alabilirsin tabii. Gel sana da yüksek lisans yaptırırız. Yani çok büyük imkanlar verdi. Hocamız gerçekten güreş deyince her şey duruyor. Şimdi üniversitenin mesela şehrin ortasına bir tane kampüsümüz var. Orada kapalı salonumuz var. Kapalı salonu komple güreş salonu yaptık şu anda. İki tane olimpik minderi getirdik oraya. İşte bu pandemi hastalıktan dolayı biraz işler aksadı. Ama inşallah çok güzel olacak. İyi olacak. Güreşe hizmet edeceğiz. İnşallah iyi sporcular çıkartacağız. Eğitimli insanlar çıkartacağız inşallah. Hem eğiteceğiz hem iyi sporcu çıkartacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle sizin gibi Trakya Üniversitesi sizin gibi bir olimpiyat madalyalı Kırkpınar baş pehlivanı bir şampiyonu eğitim personeller içerisinde olduğundan dolayı çok şanslı. Size eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Eminim birçok öğrencinin. Hocam, efendim Mahmut abi. Benim yayına girdim çıktım, ben onun için kendimi göremiyorum. Abi kameranı açman lazım. Kamerasını açmayanlık yayına giremiyor abi. Ayarlardan değiştirmiştim de. Evet, tamam. Tamam şimdi tamam abi. Teşekkürler. Evet Kenan abi, dediğim gibi size başarılar diliyorum. Gerçekten gurur verici, gerek sporculuk ve aktif spor hayatı sonrası yaşamınızda başarılar. Bir sonraki sporcu şampiyon abimize geçmeden önce Yaşit Karabacak hocamız tekrar yayına bağlandı şu an. Biraz önce teknik problemden dolayı çıkış yapmıştı. Yemek yemeye gitmiştir ya. Geldi şu an. Reşit hocam mikrofonun sesini açman gerekiyor abi. Eğer yapabilirsen mikrofonun sesini açarsan abi bizi duyuyorsun büyük bir ihtimal. Reşit hocam mikrofonun sesini açabilir misin? Ekranda hemen sol aşağıda kırmızı bir çizgi var mikrofon üzerinde. Şimdi oldu. Tamam. Hocam hoş tekrar merhaba. 94 Dünya Şampiyonası ile ilgili Yakup hocama bazı teknik sorular, bazı sorular ile ulaştırdım da şimdi aynı şeyi size de sormak istiyorum. O gün Yakup hocam dedi ki ona bizler de şahidiz yani. Ben de o günkü genç takımda, milli takım kampında bulunan bir sporcu olarak görüyordum. Sizin sporcularla çok özel bir bağınız vardı. Motivasyon noktasında Yakup hocam dedi ki Reşit hocamın çok büyük katkısı oldu dedi. Dolayısıyla 94 Dünya Şampiyonası, İstanbul'daki Dünya Şampiyonası'na sporcuları motivasyon açısından nasıl motive ediyordunuz? Yani sizce bir sporcu için motivasyon ne demektir? Nasıl olur? O konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi şimdi oradaki arkadaşlar da iyi biliyorlar.
Ya biz de güreşi daha yeni bırakmıştık. Rahmet Ebay Ajdadı'nın koluna İsmail Demirci başkanımız dedi ki arkadaş sen dedi gel bu güreş takımının içine Yakup Hocam'la da beraber konuşmuşlar. Yakup Hocam da herhalde bizi tavsiye etmiş. Böyle böyle gel de bu burunu bir şey yapalım demiş. Güzel şeyler yapalım yani. Evet. Kenan Bey canlı yayındayız. Tamam. Kenan Bey biz senin ne yediğini görüyoruz. Evet. Ondan sonra derken biz de arkadaşlarla benim de yani sede güreş camiasıyla değil dışarıda bile bütün insanlarla diyalogum çok iyidir. Yani şey olarak tabii güreşte yaptığımız için güreşte de çok diyaloglarımız sporculuğumuzdan beri arkadaşlarımızla çok iyidir. Orada da hep beraber çok iyi inandık. İnandık. Beraber çalışan öyle bizi sahip sevdikleri için. Ben burada Allah rahmet eylesin. Sabahında bir rahmetli bir araba aldık. Bu arabaları nasıl aldık? Demirel geldi, Tansu Çiller geldi. Sakıbağımı sıkıştırdık. Yok dedi ama ertesi sabahleyin Ömer Topuz bizim şeydi dedi. Sakıbağı seni aradı. Böyle böyle ya bunları vereceğiz. Ve biz o bayraklarla çıktık küplere. Bir gün önce 5 kişi tartırıyordu. Bir gün sonra da 5 kişi. Mahmut Demir ben o zaman gittik. İkiz Kuleler'e bayrağı zaten biz yani şampiyon olmadan önce tik tik surlara. Allah da nasip etti bize. Şampiyon olduk takım halinde. Burada emeği geçen tabii yedekteki güreşçi arkadaşlarımıza takıma girenlere, bütün camiaya, garsonundan aşçısına, aşçısından işçisine hepsine teşekkür ediyorum. Bu ara karımın da gözlerinden öpüyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet. Sizin yani takım sizin takımda bulunmanız bu sporcularımıza gerçekten büyük bir moral motivasyon oluyordu. Ademciğim ben Reşit hocam Mahmud'umla da Kenan'ımla da Sabahattin'le de hepsinden antrenman yapıyorduk. Yani o zamanlar evet. Şey yaptık şimdi yaradık da. Evet. Yakup hocam buyur bir şey misiniz? Şimdi Reşit hoca ben baştan da söyledim. Gerçekten Reşit Hoca o takımdaki yaptığı özellikle dediğim gibi psikolojik olarak motivasyonu. Şimdi ben sporcularla biraz işin disiplin yönü bende çok şeydi. Zaman zaman tabii çok güçlü sporcular. Şimdi Sabahattin Öztürk, sen bunları tanıyorsun. Mahmut Demir, Kenan Şimşek ve böyle Ahmet Ören. Kendi başlarına kendine has özellikleri olan çok gerek ahlaken gerek şey değişik şeyde insanlar. Zaman zaman mesela benim takımda en büyük yardımcım yani bu sporcuların arasında diyelim ki antrenman yapıyorsun veyahut da birisi işte antrenmana geç kaldı başka nedenlerden dolayı oluyor. Mesela antrenmanda ben tabii şey yapmadan sporculara ikazda bulunuyorum. Kimisi tabii bunları kabul ediyor. Kimisi şey yapmıyor. Ve o sırada Reşit Karabaca mesela takımın morali bozuksa, antrenmana çıkmayacaksa, şeyse işte saunada veyahut da diğer salonda otururken, dinlenirken hemen onların arasına gidiyor. Güzel bir fıkra anlatıyor. Onları böyle güzelcene tamam mı motive evet. ediyor. Antrenmana benimle küs olanlar ya işte mesela diyor ki Selahattin evet. Öztürk'e ya sen bu ya hocan senin işte evet. ilmi siyaset yapıyorduk. Yani işte bak hocandan git bak böyle ettin davrandın yanlış bir şey. Ben desem belki bana ters diyecek. O aramızdaki diyaloğu Reşit evet. Karabacak sağlıyordu. Bu her milli takımda olması gereken böyle adamlar bunlar görünmez kahramanlar. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Evet. Ben şimdi bir kitap yazarım Reşit'in yaptıklarıyla ilgili. O kadar aramızda değişik şeyler oldu ki. Evet hocam. Yani o takım gerçekten şunu da söyleyeyim. Bu takımı sporcuları sen iyi tanıyorsun. Zapt etmek çok zor sporcular. Yani evet, ama evet. bunların inançları çok yüksekti. Yani çalışma azimleri çok yüksekti. Kenan mesela ne dedi? Ben o iki idman dedi. Ben şeyde
Ramazan'da 3 idman yaptırdığımı da hatırlıyorum ben. Yani böyle şeyler de oldu. Onun için Reşit'e Allah razı olsun, Avni Hoca, o daha başka özellikleri olan, bize en çok yardım olan. Evet. Yani birbirimizi tamamlıyorduk her şeyiyle. İşte mesela Osman Oğuz'u tut, bizim milli takımın en önemli hizmet edenlerden birisi. İnşallah ona da sıra gelecek. O da şeylerini söyler. Osman böyle abi, araya girmiş oldum. Osman abi buradaydı ama herhalde çıkış yaptı. Onu herhalde bir merhaba, açılış ya konuşmasında şöyle unuttuk. Diyeyim, şöyle diyeyim. Tamam. Masör mesela şey bulursun, hoca bulursun her zaman için ama milli takımda, milli takımla ilgilenecek, milli takımı tamamlayacak, sporcularla 24 saat ilgilenen masör, iyi masör bulmak çok zordur. Bana evet. Bir yerde deseler mesela masör mü seçiyorsun? Yani iki hoca olsa bana yeter de öbürü dört hoca olsun, beş hoca olsun, yok ben masör olsun derim. Onun için masörü evet. Öyle. Yok, kesinlikle. Öyle bir şey, kesinlikle hocam. Atmayın. Masör yani her şeyi yani milli takım her şeyi. Evet yani gelişmiş evet hocam, gelişmiş ülkelerde bunu görüyoruz yani gerçekten çok önemli bir görev üstleniyorlar, sorumluluk üstleniyorlar. Reşit hocam bu arada tabii isterseniz müsaadenizle kendisinin Avrupa şampiyonu olduğunda son bütün maçı değil de bizi gururlandırdığı bir o maçı da izletmek istiyorum. Sayın seyircilerime Bahadır'ı izlememiştir ama ekranı görebiliyor musunuz şu an? Bilmiyorum. Görüyoruz. He, tamam. Müsaadenizle dur yavaş bir daha yapalım. Tamam. Ekran geldi. Son saniyeler. Bugün takı saniyeler. Yerde sonuç alamıyor Kamberov. Şimdi güreş. Ayakta devam edecek. Ben biraz ileri aldım da yani bütün çünkü maçı izlemeyen diye ama son heyecanlarını TRT spikerinin ağzından çok heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Gerçekten gurur verici bir an. 2 dakika 20 saniye var karşılaşmanın bitmesine. Evet, biraz daha ileri alalım. Kambero henüz buna imkan vermedi. Ancak şu pozisyonda kalması da yerinde bir hareket olacak çünkü süre geçiyor. Her iki güreşçi de bu pozisyonda puan alabileceği için hakemler bir miktar güreşi sürdürmek durumunda kalıyorlar. Evet, karşılaşmayı hakem durduruyor. 23 saniye var. Ekranda 22 saniye ama 23 saniye var. Ve 4-2 güreşçimiz önde. Altın madalyaya sadece 23 saniye var. 82 kilo gibi zor bir kiloda altın madalya almak gerçekten güç bir iş ve bir ihtar verildi. Bu ihtar belki de bize altın madalyanın müjdecisi oluyor. Evet, ihtar nedeniyle güreş yerde devam ediyor. Bu süre bizim için çok kıymetli bir süre. 10 saniye, evet altın madalyaya gidiyor Reşit Karabacak. Bursa'da kaçırdığı altın madalyayı Budapeşte'de yakalıyor tam 11 sene sonra. Katowice'de Sefer Baygın'ın elde ettiği altın madalyadan sonra Türkiye bir altın madalya kazanıyor. Reşit Karabacak altın adamımız. Evet, karşılaşma bitiyor ve Reşit Karabacak Avrupa şampiyonu oluyor. Hocam maşallah bitmez tükenmez bir enerjiniz varmış o zamanlar ya, müthiştiniz. Bütün müsabaka boyunca hep dans ediyorsunuz, hareket ediyorsunuz. Müthiş bir yetenek, müthiş bir enerji. Gerçekten takdir etmeme geldi değil. Evet, yani şey olarak, fizik olarak fazla fiziğimiz yoktu ama pehlivanlık vardı vallahi. Vallahi güreşenler biliyor, güreşenler. Güreşenler bilir. Ya şimdi Ademciğim, biz hocam, Reşit Karabacak'la şimdi çok bizim şeyimiz, güreş hayatımız böyle evet. Çok acayip. Biz önce rakiptik. Tamam mı? Evet. Hocam çok özür dilerim. Yani istersen şöyle turumuzu tamamlayalım. Tekrar döndüğümüzde tamam, özel ilişkilerimize ikinci turda ilerleyen zamanlarda devam ederiz. Ben şimdi bir sonraki söz hakkımızı yine dediğimiz gibi program başında ifade ettik. Sebahattin Öztürk abimiz o sene milli takımda güreşti. O 90'lı yıllara gerçekten Türk güreş tarihinde çok büyük bir yer edindi. Türk spor tarihinde çok büyük başarılara imza attı kendisi.
Sebahattin abi bizi duyabiliyorsa mikrofonun sesini açarsan. Duyuyorum kardeş. Tamam. O gün için 90'lı yıllarda Türk güreş tarihinde çok büyük başarılar imza attınız. Avrupa şampiyonu oldunuz, dünya şampiyonu oldunuz. Özellikle zannedersem 89'da Metin abiyle beraber ilk Avrupa şampiyonu olmuştunuz. Yanılıyor muyum? Ya da 90'da mıydı? Ama ilk dünya şampiyonu oldunuz 93'te büyüklerde. İlk dünya şampiyonası altın madalya aldı uzun yıllar sonra. Yanılıyor muyum herhalde değil mi? 93'te dünya şampiyonasında. Sebahattin abi mikrofonun sesini kapattın abi tekrar geri. Evet 20 yıl aradan sonra şampiyon olmuş 93'te. Evet 93'te dünya şampiyonu oldunuz. 94'teki dünya şampiyonasının takımındaydınız ve şanssız bir şekilde finalde kaybettiniz ama o da çok güzel bir başarı elde ettiniz. Dünya ikincisi oldunuz. O süreye o zamana tekrar dönecek olursak neler hatırlıyorsunuz? Unutamadığınız bazı anılar dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle diyeyim. Biz uzun zaman bu arkadaşlarımızla beraber 89 yılların başlamak suretiyle milli takarda yarışlara katıldık. Arkadaş olarak uzun bir süre arkadaşlığımız olduğu için milli takımımızdaki gücüm de birbirimizi destekler acıyla daha büyük o tabii ki. Şimdi 8'de ara Ceyhanlar işte diğer arkadaşlarımız kulübümde hem milli takımda 10 yıl beraber çalıştık. Tabii bunun sonucunda 93'de Avrupa şampiyonluğu geldi, takım şampiyonluğu. 94'ünde de dünya şampiyonu olma arzuyla çok iyi çalışma ekip halinde hocamız şampiyon arkadaşlar zaten izledi. Çalışma içerisine girdik. Bu çalışmanın meresinde Allah razı olsun hem geçen herkesten takımımız dünya şampiyonu oldu İstanbul. Şimdi şöyle diyeyim, ben dünya şampiyonunda 93 şampiyon olacağım. 94'te şampiyon gözüyle abi baklardı. Bizi o Yakup zamanında oğlum iki tane işte yarım saatinde o benim şampiyonluğumdan olmama sebep oldu ama tüm sebep değil. Dünya ikinci olduk. Ben dünya şampiyonlarında kürsüye çıkmış sporcu. İkinci, üçüncü, birinci olmuş biri. Afada da bir şekilde. Bizim dönemiz Mahmut'un bizim Kenan Son, Ahmet Örel, Muhem Demir, İsmail Zurnacı, kım arkadaşlarımız Tuceylan, dünyada Avrupa o dönemlerde madalyalar aldı. Almaya çalıştık en azından. Her dönemde biz birinci olsak, birimiz iki olur, üçüncü olur. Ama hiçbir zaman birimize değerimize gitmedi. Bazı kırgıtlarımız olurdu. Tabii taştığımız konular olurdu. Küsek falan sağa çıktığımızda ben Mahmut Ali Destek ve Ahmet Ali Destek Muharrem'likle şampiyon yaptım. Şimdi böyle birimizin arkını kollar. Takım ruhunu şu anda Kenan da bahsetti. Bir nesilde göremiyor. Ama inşallah bunlar değişir. Bunlara bir barında olan hoca çok önemli. İşte Yap Hocam gibi, Reşit Hocam gibi Allah razı olsun ki Reşit Hocam benim hem rakibim çok çok müdür ona. Reşit Hocam Necmi olsun. Ben çok ezel. Bunların ne üzerim çok var. Yaktopuz hocamız çocuğumdan beri bir belli noktalara getirir. Hocamız hocamın kemeridir. Allah razı olsun. Bunu herkesten hakla helal etsin istiyorum. Benden yana helal olsun. Tüm arkadaşlarım bundan sonraki hayatında başlar ve mutluluklar diliyor. Hepsini çok seviyor, sayıyor. Ademse bu güzel programı yan için kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sebahattin abi sizi tekrar gördüğümüzde ben çok sevindim. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben bu arada isterseniz bir dakikanızla... bir yine sizin de isterseniz dünya şampiyonu olduğunuz o final maçını izleyelim hep beraber. Yılında Avrupa şampiyonu olmuştu. Geçen yıl
Bu yıl ise 1993 yılında İstanbul'da yapılan biraz ileri alacağım. Oyundan kurtuluyor ve oyun yapıyor. Şuradan daldı. Güreşçimiz şimdi rakibini bir an için açtı ve 2 puan alıyor. Açtı ve 2 puan. Devam etmesi lazım Sabahattin Öztürk'ün. Karşılıklı puan var. 1 puan da. Evet. Hayır, karşılıklı puan değil. Binder Amir itiraz ediyor. 3-2 önde güreşçimiz. Karşılaşmanın tamamlanmasına 10 saniye var. Sebahattin Öztürk 3-2 önde. Bu süreyi böyle geçirebilirse dünya şampiyonu olacak. Karşılaşma öncesi söylediği bir söz vardı. Nişanlıyım, bir ay sonra evleneceğim. Burada kazanacağım altın madalyayı. Eşimin boynuna takacağım. Ona vereceğim en büyük hediye bu olacak demişti. İşte Sabahattin Öztürk altın madalyayı kazanıyor. 23 yıl sonra ülkemize altın madalya kazandırıyor Sabahattin Öztürk. Karşılaşmayı 3-2 kazanıyor Sabahattin Öztürk. Altın madalyanın sahibi oluyor Sabahattin Öztürk. Evet, gerçekten. Teşekkürler Hacim. Güzel maçtı. Unutulmaz bir maç. Nasıl bir 7 yıl yani, öne seyret nasip oldu. Değil mi? Yani gerçekten unutulmaz, muhteşem bir maçtı. Büyük bir heyecan yaşattınız. 23 yıl sonra Türk milletine Avrupa şampiyonluğu kazandırdınız. Bu arada teknik direktör, o zamanın teknik direktörü rahmetli Fevzi Şeker hocamız da rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Teknik direktörümüz de o zaman. Evet. Çok teşekkürler Sebahattin abi görüşleriniz için. İsterseniz programımıza yine devam edelim. Diğer arkadaşlarımız aramızda değiller bu akşam ama ne mutlu ki yine bugün şampiyonlar aramızda. Bizim için bütün arkadaşlarımız şampiyonlar, şampiyon tabii de, ama bu akşam programımızda Olimpiyat ikincisi dünya şampiyonu abilerimiz, hocalarımız var. Ben tekrar şöyle başa dönecek olursak diyeyim, yani tekrar toparlayıp şey yapacak olursak 3. turda biraz daha farklı açıdan olaya yaklaşmak istiyorum. Günümüz Türk güreşiyle ilgili görüşlerini de merak ediyorum. Bundan sonra da programımızı yavaş yavaş toparlayacağız. Tabii uzun yıllar güreşte, aktif olarak güreşte sporcu arkadaşlarım. Şimdi bazıları yönetici olarak, bazıları teknik direktör olarak ya da bazıları gönüllü olarak güreşin her bir ucundan tutuyorlar. Bu noktada ben Yakup hocama hemen şimdi 3. tura dönecek olursak günümüz Türk güreşiyle ilgili görüşlerini soracağım. Kısa olmak kaydıyla genel olarak böyle bir Yakup hocam sesinizi açarsanız eğer bugünkü günümüz Türk güreşini sesini aç abi. Yakup hocam sesinizi açarsanız duyamıyorum sizi. Açıyorum. Açtım sesi. Tamam abi, gel sesiniz. Beyhan yok mu Beyhan'ın? Beyhan işte olsaydı ona söz hakkı verecektim. Çıkmış. Tamam. Yani ona şey olmasın, bir haksızlık olmasın diye. Yok yok, Osman abi de çıkmış. Ben Osman abi özür dilerim. Onu herhalde ilk merhaba demek konu, tanıştırma konusunda ihmal ettim. O benim hatam oldu. İnşallah program izliyorsa tekrar katılır. Beyhan arkadaşımız da katılırsa onun da görüşlerini alacaktık ama herhalde. Neyse devam edelim. Yakup hocam görüntüyü getir de şey yapmadı. Evet tamam getir. Teşekkürler hatırlattığın için. Yakup hocam bugünkü günümüz Türk güreşini nasıl görüyorsunuz? O konudaki görüşlerinizi kısa olmak kaydıyla bir fikrinizi alırsak çok memnun oluruz. Şimdi o günkü jenerasyonla bugünkü jenerasyon arasında fark var. Bunlar tabii çağlar ilerledikçe işin içerisinde daha çok teknoloji, diğer hususlar girince şimdi bizim bugün Türk güreşi için yok yok. Yani ben de şu anda mevcut federasyonda görev yapıyorum. Yani bugünkü sporcular gerçekten çok şanslı, nasipli sporcular. Yani şu anda her şeyleri mükemmel. Devlet her türlü desteği veriyor. Ve tabii ki burada da gerçekten o gün de çok iyi bir takım vardı. Yani gerçekten zaten dünya şampiyonu olmuş bir takım olduğu için o ne kadar güçlü olduğunu siz düşünün. Yani o günkü şartlarda Rusların hegemonyası altında geçen ve demir perde ülkelerinin daha şey yapmadan
güçlerini ortaya koyan çok güçlü sporcular vardı. Bugün de var. Yani böyle aralarında bir mukayese hiçbir zaman geçmişten. Herkes devrinin şampiyonudur. Ben her zaman onu söylerim. Bugünkü sporcular da gerçekten iyi bir jenerasyon var. Ve bu sporcuların içerisinde şu anda Taha Akgül gibi Olimpiyat Dünya Avrupa şampiyonu olmuş sporcu var. Ve onun yanı sıra yeni yetişen işte Süleyman Atlı, diğer Mustafa Kayası ve milli takımda Soner Demirtaş. İyi bir jenerasyon var. İşte bu pandemiden dolayı şu anda olimpiyatlar yani yapılıp yapılmayacağı belli değil. Daha doğrusu güreşin ne olacağı belli değil. İnşallah yani bizim temelimiz inşallah iyi olur. Güreş çünkü çok yakın temasla yapılan bir spor branşı olduğu için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hastalıkta yakın temasla geçen bir hastalık. İnşallah bu virüs insanlığın üzerinden kalkar. Güreş ve diğer bütün branşlar ve hayat normale döner. Ben burada bu milli takımdaki sporcular o zaman hakikaten bir ruh vardı. O günün şartlarında birlik beraberlik vardı. Allah da şampiyonluk nasip etti. Bugündeki sporcular da başarılı. Çünkü onlar da şu anda hakikaten milli takımda çok güçlü sporcuları var. Benim temennim inşallah olimpiyatlarda Taha Akgül'ün ikinci olimpiyatı, Süleyman Atlı'dan çok Soner'in kilosunda diğer şampiyonlar var. Diğer 86 kiloda olsun. Yani iyi sporcular var. İyi bir takım var. Yani yalnız şu aradaki farkı şey yapayım. O günkü işte sağ alet edevat, doktor. Biz orada hep kendimiz kendi şeyimizi yani imkanlarımızı kendimiz buluyorduk. Ama şimdi devletimiz başta Cumhurbaşkanı olmak üzere her şeyi yakinen takip ediyor. Spor Bakanlığı ya yok yani şimdi öyle bir şey var ki biz mesela bu sporcular çok büyük ödülleri hak ediyorlardı. Çok büyük şeyleri hak ediyorlardı. Yani bizim o zamanın şartlarında bilmiyorum işte Tansu Çiller bir özel ödül verdi. Şimdi sporcular güçlü kulüpler var. Kulüplerinden yani bir ev alıyorlar. İşte evin fiyatı çok yüksek. O zaman o şartlar yoktu ama şampiyon oluyorlardı. O günün şartları öyleydi. Bugünkü şartlar da böyle. Ben bu konuda senin özel soracağın bir şey varsa yani çok yok hocam şimdi dedim ya geçmişte şöyle bir tartışma şimdi oluyor. Hocam yani ben sormak istediğim yani özellikle yani bugünkü ya şu an günümüzde Türk güreşini yani yapmamız gerek yani çok tabii geniş bir soru soracağım soru da yani şu anki Türk güreşini biraz önce dediniz yani Türk güreşi de iyi yolda falan diye de ama bunun yanında yani geliştirmemiz gereken eksik olanlar ne geliştirmemiz gereken ne kısaca onu vurgularsanız çok memnun olurum hocam çünkü zamanı biraz aşıyoruz. Şimdi ben bunu her yerde de söylüyorum mevcut yani biz bugüne kurumsal bir kimliğe kavuşamadık yani bugüne kadar yani bunda büyük bir sıkıntı var yani şöyle diyeyim mesela Türk güreşinde eksik olarak her şey var yani mesela benim zamanımdan beri her zaman konuştuğumuz yani belki şu anda o yapılmak üzere bir federasyon binamız, bir milli takımların kamp merkezleri modern bir şekilde 500'lü otel seviyesinde. Ya bunları daha sağlayamadık ama şu anda çalışmalar var. İnşallah olacaktır. Bu federasyona Allah nasip eder inşallah. Ben öyle düşünüyorum. Ve şu anda bir bu Ankara'da bir yer var. Orada hem federasyon binası hem kamp merkezleri olmak üzere büyük bir tesis yapılıyor. Onu biliyorum, şahidim. O Elma Dağı olsun, Sarıyer olsun orada modern edilirse daha da güzel olacak. Yani spor olarak dediğim gibi şu andaki sporcular imkanlar bakımından bizden çok üstteler. Tamam, çok teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler bu aydınlatmanız için. Ya güreş camiası dediğiniz gibi kendi imkanlar, kendi tesisleri. Umarız en kısa zamanda kavuşur. Bu arada siz de sizin liderliğinizde arkadaşlara kendi spor tesisinizin inşaatı zannedersem son bir hızla devam ediyor. Tabii onu da bitti.
Bitti mi? Çok güzel. Bu harika yani inşallah. Yani rutuşlar yapılıyor. Tamam. Yani 5 yıldızlı otel gibi dediğim gibi inşallah güzel bir açılış yaparız sizden. Tamam inşallah hocam. Biz o zaman onu da yani belki başarılı. Çok teşekkürler hocam görüştüğünüz için. Ben tekrar 5 hocama söz veriyorum. Ondan sonra tekrar diğer hoca abi şampiyonlarımıza söz verip 5 hocam tekrar merhaba diyeyim de tabii biraz önce ifade ettiniz. Günümüz Türk güreşine bakacak olursanız geliştirmemiz gereken, yapmamız gereken eksiklerimiz nelerdir? O konuda tavsiyelerinizde kısa bir özetlerseniz çok memnun olurum. Buyurun. Mikrofonun bir sesini açarsanız Reşit Hocam ilk önce. Reşit Hocam mikrofonu ses açtı. Kopya mı kapattı? Ne yaptı? Heh, burada herhalde. Reşit Hocam tamam. Şimdi oldu. Şimdi Yakup Hocam'ı dinledim. Dedi ki böyle böyle 28 yıllardan sonra biz dünya şampiyonu olduk. Dünya şampiyonu 26 yıl oldu. Ama şimdi her şey gelişti, güzelleşti ama dünya şampiyonu takım halinde olamıyoruz. Niye olamıyoruz acaba? Onu düşünmek lazım. Yani federasyon başkanımız da aşağı yukarı 10-15 senedir federasyon başkanı sayılır. Ta Recaip Ustaoğlu'nun zamanından beri. Mesela Bursa'da bir güreş takımı yok. Bir büyük şehir var. Milli takımda bir tane adam yok. Mesela eski şampiyonlarımız sağ olsunlar. Ahmet Ayık. Güreş Federasyonu Başkanı oldu. Güreşe hizmet etti. Mahmut Demir bir Amasya Şeker'in başkanı oldu. Amasya Şeker'i iki sefer Avrupa Kulüpler Şampiyonu yaptı. O takımı getirdi Bursa'ya. Bursa'da takım şampiyon oldu ve Bursa'da takım şampiyon olduğu halde şu anda da bir tane Güreş Federasyonu Başkanımız da Bursa'dan müsaidim bizim. Benim çırağım da sayılır. Bir tane milli takımda adam yok şu anda yani büyüklerde. Bunun için şimdiki tabii bizim kendimiz buralardayız. Geliyorsun bu güreşin başında burada kim var? Takımı şampiyon eden adamlar var. Neredeler? Sebahattin Öztürk ne iş yapıyor? Sivas'ta. Bunlara sahip çıkmak lazım. Mahmut Demir'e sahip, kendilerine sahipler Allah'a şükür. Her şeyler de var ama Kenan Şimşek, mesela Muharrem nerede? Yani bunlara herkes şampiyon olmuş bir takım. Şampiyon da olmuşlar. Bunlara her yerde bir şeyler vermeleri lazım. Şu anda bak TEDAŞ Güreş Kulübü antrenör salon yaptı, güzel yapıyor, her şeyi de yapmış. Şimdi gelsen bu şeye, Erzurum Büyükşehir'e takım yok. Bursa Büyükşehir'de doğru dürüst takım yok. Yani Büyükşehir'in hiçbirisinde Adapazarı'nda ne şampiyonlar çıktı, Avrupa Dünya Olimpiyat, bir tane güreş takımı yok. Yani bunu sesimizi Tayyip Baba duysun. Yani hiç kimse bir el atmıyor. Hatta Turgut Özal zamanında dedi ki böyle böyle 500 kişi çalıştıran bir yer bir takım kuracak ama şimdi 500 kişi de 1000 kişi de çalıştırsa zaten şimdi Allah'tan yine belediyeler var. Belediyeler olmasa eskiden mesela Bursa'da 6-7 tane güreş takımı vardı. Tekel'in vardı, belediyenin vardı, Renault'un vardı, Tofaş'ın vardı, özel sektörlerin vardı yani. Devlet su işlerinin vardı. Bütün karayollarının vardı. Erzurum'da olsun, orada olsun, her yerde olsun vardı. Ama şimdi şu anda güreşe o kadar hizmet eden yok. Bizim zamanımızda biliyorsun güreşe, ben iyi biliyorum, Atatürk salonu tıklım tıklım dolardı. Bizim maçımız Yakup Hoca'yla, Mehmet Uzun'la, şundan bundan olana kadar hiç kimse bir yere gitmezdi. Şu anda o da ki parayla millet giremezdi yani. Parayla. Şu anda bedava olduğu halde hiç kimse yok. Evet. Şu anda yağlı güreşte daha çok seyirci var. Bunda yok. Yani bunları araştırmak lazım. Bunu federasyon başkanı araştırması lazım. Büyüklerimiz araştırması lazım. Spor bakanımız araştırması lazım. Başbakanımız araştırması lazım. Cumhurbaşkanımız araştırması lazım. Evet. Yani evet. Şampiyon olan var. Şampiyon çıkıyor. İmkan çok. Bizim zamanımızda imkan yoktu. Biz 5 yıldızlı otellerde de değil, normal otellerde gidip çalışıyorduk ama
birlik ve beraberlik vardı, inanç vardı, iman vardı. Yani her şey hakikaten çok güzeldi. Şu anda da şampiyon olanlarımız var. 8 sefer, 9 sefer, 7 sefer. Allah daha güzellerini nasip etsin inşallah. Takım yani böyle benim dediğim gibi daha alt tabakaya inersek hem seyircisi çok olur hem de evet, güreşler daha çok olur. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Yani evet. Bu. Çok teşekkürler Reşit Hocam temelleriniz için. Evet, gerçekten dediğiniz gibi yani şimdi kulüpler Türkiye'nin süreçten geçiyor. Kulüp fazla kulüp olmadığı belli. Bu da rekabet ortamını azaltıyor tabii. Varsa da kulüpler belli noktalarda onlar da en iyi sporcuları transfer ediyorlar. Diğerlerine bir nevi yaşam hakkını tanımıyorsun yani. Adayım ben. Yıldırım Spor var. Normal doğudaki şehirlerden 2 katı büyük. Osman Gazi var. 2 katı büyük. Birer tane takım var. Güreş takımları alırsa yani bu güreşe ilginin olması, spora ilginin olması bir sürü eroin yine evet, bilmem ne kullananları da alıyorsun, bakıyorsun, ediyorsun. Mesela İzmir'de bir tane güreş takımı yok. Bir ziraat takımı kurdular. Çocuklar kendi oradan buradan para buluyorlar. En köhne bir yerde spor yaptırıyorlar. Yani onun için bunlara sahip çıkmak lazım. Evet, ya bu konuda da yap tabii. Bu konuda da zannedersin. Buyurun. Söylüyorum. Mahmut Demir şampiyonumuz geldi. Kaç sene, 10 sene ne kadar güzel bir emek verdi. Güreşe verdi ve verdiğinin de karşılığını şampiyonlar aldı. Bütün şampiyonlar da memnundur. Ama bizim şampiyonumuz alamadı daha hakkını. Onun için ben mesela Mahmut değil öbürleri de hepsi aynı yani. Bugün Ali Kayalı 3. olmuş. Nerede? Bir sorun bakalım. Nerede? Ne iş yapıyor Ali Kayalı ya? Umarız. Hem dünya şampiyonu hem bilmem ne. Yani onun için yani biz kendimize sahip çıkmamız lazım. Kendimize sahip çıkmamız lazım. Hocam çok teşekkürler. Ben şunu da söyleyeyim buradan. Herkes duysun, dinlesin. Sayın Cumhurbaşkanımız da dinlesin. Yani bu Güreş Federasyonu başkanlarını veya bilmem neyini kulüpler seçiyor ya. Kulüpler de güreşi yani idareciler. Şampiyonlar oy bile kullanamıyor ya. Olimpiyat şampiyonları da kullanamıyor. Dünya şampiyonları da kullanamıyor. Yani onun için bu güreşi de kim güreşçilere, şampiyonlara, baş pehlivanlara versinler. Oy da oylarını onlar kurarsın desinler ki hiç olmazsa ya güreşi seçiyor bak sizi de suç desinler yani. Onun için bunları da konuşmak lazım. Hocam çok böyle önemli. Televizyonda bir açık oturum olsa da çıksak konuşsak. Hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. Gerçekten o Türk sporunu kanayan yarası sadece güreşle alakalı değil. Diğer branşlardaki şampiyon olanlar da atletizmle. Bu çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyoruz evet. Evet, aynen öyle. Yani hepsini kendi branşındaki adamların seçmesi lazım. Kesinlikle o konuda %100 katılıyoruz. Sizin aynı fikirdeyiz Reşit Hocam kesinlikle. Yani gerçekten burada yetkililere de temennimiz herhalde Türk Spor Teşkilatı yeni bir spor yapılanmasına gider umarız yakın bir zamanda da bu söyledikleriniz yönetmeliklere girer yani. Gerçekleri görecek idarelere duyurulur. Ümidimiz o şekilde öyle diyelim. Evet şimdi tekrar çok teşekkürler Reşit Hocam. Ben tekrar sözü diğer tekrar şampiyonumuza dönüyoruz Mahmut Demir abimize. Mahmut abi tekrar merhaba diyeyim. Tabii siz 28 sene sonra zannetmiyorsam herhalde yani 96 olimpiyatlarında da şampiyon oldunuz. Yani ay değil mi? Yani yıllar sonra bir de öyle bir rekor kırdınız. Yani ilk olimpiyat madalyasını getirdiniz. Şimdi de aktif profesyonel veya kişisel ya da profesyonel hayatınızda diyeyim. Türk güreşinin her zaman destekçisisiniz. Sivil toplum kuruluşlarında görüyoruz sık sık katılıyorsunuz. Benim size yani aslında Türk güreşiyle ilgili değerlendirmenizi alacağım da. Türk güreşiyle ilgili yani günümüz Türk güreşiyle ilgili değerlendirmenizi alacağım ama ondan önce sormak istediğim önce yazmıştım sorularımı kimden kime ne sorayım diye de.
merak ettiğim, sizi görüyorum ki okullara gidiyorsunuz. Gençlerimiz de hep böyle okullara, okullarda konuşmalar yapıyorsunuz. Çocuklarla iç içesiniz. Sık sık konuşmalar yaptığınızı görüyoruz. Bunu gerçekten ben çok önemsiyorum. Yani sizi bundan dolayı kutluyorum, özellikle teşekkür ediyorum. Yani gerçekten, yani şampiyonlarımızın topluma çıkması, gençlerimize ilham kaynağı vermesi, tecrübelerini paylaşmaları, onları motive etmeleri çok büyük, önemli. Ne düşünüyorsunuz? Sizi bu şeyi öne iten faktör neydi? Yani gidiyor, görüyorum dediğim gibi, yani okullara gidiyorsunuz, üniversitelere gidiyorsunuz, gençlerimizle sık sık iç içe oluyorsunuz. O konuda yani sizi motive eden sebepler nedir? Onu bir vurgular mısınız lütfen? Adem Hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi ben sivil toplum örgütlerinde hem uzun dönem, herkesin bildiği gibi 15 yıl 4-5 kurumun yönetim başkanlıklarını yaptım. Ve bugünlerde de yine o kurumların kongreleri olacak. Onun için sahadayız. İnşallah hayırlısı olur. Başarılar. Bir sivil toplum örgütlerde görev olarak talip olduklarım var. Bir de sakatlar dernekleri var. Yani bunun görme engelliler var, işitme engelliler var. 4-5 alanda toplanıyor. Bunları da önemsiyorum. Özellikle ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı çok önemsiyorum. Çünkü benim üniversitelerde, lise dengi okullarda, ilk öğretim okullarında, hatta ana okullarına kadar gidiyorum. Benim birinci derdim ülke gençliğimin milli şuur, İslam şuuru, vatan sevgisiyle donanmasını istiyorum. Birinci anlattığım bu. İkinci anlattığım, gençlerimiz, özellikle bu Z kuşağı denilen nesilimiz çok çabuk bıkıyor. Çok kırılgan bir yapıları var. Bir de elde edemediklerini gördüklerinde hemen küsüyorlar. Onlara küsülmemesi gerektiğinden anlatırken hayatımızdan kesitler anlatıyorum. 3-5 tane kulübe gittiğimi, oradan şampiyon olmaz, güreşçi olmaz diye gönderildiğimi, ama ona rağmen pes etmediğimi, şampiyon olamazsın diyenlere inat şampiyon olduğumu, insanların hırslı ve inançlı çok çalışmaları gerektiğini anlatıyorum. Bu gittiğimiz okullarda o kadar çok farklı macera var ki, bunun bir tanesini anlatayım. Gittiğimizde ne anlam ifade ettiği daha iyi anlaşılsın. Evet, yani o anılarda, o anlardan, o ziyaretlerinizden önemli anlar paylaşırsanız memnun oluruz, evet. Şimdi bu okullardan birine gittiğimizde, büyük üniversiteye, orada gençlerimize iletişim bilgilerimizi falan veriyoruz. Onlarla daha sonra görüşmek için. Oradaki bir çocuğumuz aradı bir gün sonra. Dedi ki, ben intihar edecektim, sizi dinledikten sonra vazgeçtim dedi. Aman kızım dedim, edeceksen de buhar etme, şimdiden sonra benden görüştüm. Dedim ki, niye vazgeçtin? Aman bakalım. Allah korusun. Önce şeyle Messenger'dan yazıyordu. Daha sonra sesli arayayım dedim. Ani müdahale etmemiz gerekirse diye. Tabii bu çocuğumuz milli bir sporcu. Gittiği yerde biraz farkında olunmamış. O büyük şehirlerdeki şahşayı orada göremeyince bunalıma girmiş. Tam o bunalımda olduğu dönemde de biz söyleşi ve konferansın o üniversitedeyiz. Ben onlara hangi zor şartlar altında bugünlere geldiğimi anlatınca, o demiş ki, ya benim intihar edecek sebebime bak, elin adamı nelerle uğraşmış diyor. Vazgeçiyor. Daha sonra ben bunun daha moralini yükseltelim diye üniversitenin rektörünü aradım. Dedim ki, hocam misafirperverliğinizden çok memnun kaldım. Lakin şu isimde bir sporcumuz var. Kendisini davet eder de bir kahve ikram eder, başını okşarsanız hem sporcumuza iyilik etmiş olacağız, hem de Allah korusun olumsuz bir karar verirse bundan vazgeçmesine siz de vesile olursunuz dedim. Tabii dedi, hay hay. İki gün sonra o davet ediyor, çay kahve içiyorlar. Ben ertesi gün bölüm başkanını aradım. Aynı konuları ona da dile getirdim. O da arıyor.
Çocukcağız bir gün sonra bölüm başkanı, iki gün sonra rektörle görüşünce üçüncü gün beni aradı. Hocam dedi, siz buraya gelip gittikten sonra çok büyük farkındalıklar oldu dedi. Herkes bizim burada olduğumuzun farkına vardı. Evladım ben size dedim bak dua diyorum size. Geldik oraya ki sizin de farkınıza varsınlar diye. Buna benzer çok çeşitli olaylarla karşılaştık şeyden sonra. Söyleşilerden sonra. Mesela Çorum'da özel bir kolejde, TEF Koleji'nde bir program yaptık kaç sene önce. Şimdi söyleşi bittikten sonra bu genç yavrulara ben resim imzalıyorum. Bir tane baktım genç hanım başımda duruyor. Ben sana resim verdim dedim. Yok ben bir şey soracağım dedi. Sor bakalım ne diyorsun dedim. Hiç dedi kararınızdan vazgeçtiğiniz oldu mu dedi. Yolunuzdan. Dedim ki yok olmadı. Yine ben imza atıyorum. Baktım yine bu hanım kız tepemde. Hiçbir dedi idealinizden vazgeçmediniz mi? Asla dedim. Hedefinizi koyacaksınız ve hedefinizden asla vazgeçmeyeceksiniz. Sonuca ulaşacaksınız dedim. Tamam o zaman dedi ben şu an itibariyle doktor olmaya karar verdim dedi. Güzel kızım doktor ol. O zamana kadar ben yaşlanmış olurum. İlk doktorluğa başladığımda check-up senden bedava diye sözleştik. Tabii şeyde Mersin'de Polis Meslek Yüksekokulu'nda bir söyleşi yaptık. Orada adalet konusunu işledik genç polis şeflerimize. Adaleti ben o kadar iyi anlatmışım ki aslında çok hazırlıksız oldu. Biz başka bir program için oradaydık Mersin'de. Daha sonra polis müdürlerimiz bizi davet edince gittik. Ya ben yarın polis şef olacak gençlere ne söylesem falan diye. Adalet aklıma geldi. Adaleti söyledim. Orada da şunlara iki cümle söyledim başlık olarak. Dedim ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını bilmek zorunda. Dolayısıyla yarın göreve geldiğinizde adaletin tesis edileceği siz ilk noktadasınız. Bu noktada bölgecilik yapmayın, ırkçılık yapmayın, partizanlık yapmayın, mezhepçilik yapmayın. Herkese adalet bir gün lazım olabilir, bunu doğru tesis edin. Bu mihval üzerinde bir 45 dakikalık sunum yaptık. Daha sonra polis müdürlerimiz dedi ki başkanım her 8 ayda bir dedir biz mezun yapıyoruz. Her 8 ayda bir davet etsek. Sizin şu 45 dakikada anlattığınızı biz 8 ay anlatıyoruz dediler. Demek ki dedim aklın yolu bir. Memlekette herkes adaletli olmayı istiyor. Yani bu her kesime gidiyorum. Bunun yanı sıra biraz önce de söylediğim gibi sakatlar derneklerimiz var. Tabii ben buralara gittiğimde insanlar bu kurumlara gidildiğinde sanki çoluk çocuğunda bir yakınında sakatlık var da bunun için ilgi duyuyorsun sanıyor. Ha insanın başına her iş gelebilir Allah korusun. Her sağlam insan bir engelli adayıdır. Tabii belki ilk gittiğim günlerde yoktu. Belki daha sonra sülalemizde, çevremizde sakatlanan, kaza yapan insanlar oldu. Tabii yarın bizim ne olacağımız belli olmaz. O insanların da toplumun bir parçası olduğunu, bir şampiyon abilerinden duyulması, onlarla şiir yarışmalar oluyor, onlara katılıyorum. Beraber türkü söylüyoruz. Engelliler haftasında tiyatro yapıyorlar, tiyatroda oynuyorum. Yani evet. Çocuk esirgeme kurumlarında toplumun kanayan yaralarından biridir. O çocukların orada olması, o evlatlarımızın suçu değil. İşte aile bireylerinin kabahati. O çocuklarımızın topluma kazandırılmasıyla ilgili milli ve dini günlerde onları ziyaret yapıyoruz. Onların başını okşuyoruz. Ve sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bu okullara ve seminerlere, söyleşilere gittiğimde delikli 25 kuruş ücret almıyorum. Ve gidiş geliş, çünkü kalabalık bir ekiple gidiyoruz. Biz resim çeken şoför, işte danışmanlar falan. Bunların da tamamını ben masraflarını karşılıyorum. Bunu Türk insanına, Türk gençliğine şampiyon abiler olarak bütün şampiyonlarımız adına, bütün spor camiası adına vefamızı ortaya koyma adına bunlara gidip geliyorum. Allah nefes verdiği sürece de bu görevlere devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde biraz önce Reşit Hocam da bahsetti, diğer arkadaşlarımızın da söyleyenler oldu.
Şekerle ilgili kooperatifle, fabrikayla ilgili çalışmalarımız var. Allah nasip kısmet ederse daha önce 15 yıl başkanlık yaptığımız kurumlara halkımızın geri dön çağrısına cevap olarak sahaya tekrar çıkacağız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur kardeşim. Size başarılar dilerim. Bu sivil toplum kuruluşlarında yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı gerek toplumda. Gerçekten bugün bu program öncesi hazırlık aşamasındayken bakarken gerçekten çok büyük gurur duydum. Yani bütün 94 yıllar arasında şampiyon olan milli takımda bulunan abilerimizin hepsi toplumda bir yer edinmişler ve toplumda gençlerimize, toplumumuzun bulundukları ortamlarda farkındalık yaratıyorlar. O açıdan çok gurur duydum. Kenan abimiz akademisyen olmuş, akademik alanda üniversitede hizmet gösteriyor. Çok güzel, gurur duyuyoruz. Sebahattin abimiz yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili iç içe olduğunu görüyoruz. Mahmut abi akeza kendisini ispatlamış o alanda çalışmalarından dolayı. Diğer 94 takımına bakarken diğer mesela Ahmet Örel olsun, Beyhan Gülfiliz olsun, onlar beden eğitimi öğretmeni, Ahmet Doğu olsun, bunlar beden eğitimi öğretmeni olarak gençlerimizin kalplerine iniyorlar, onlara yön veriyorlar, onlara bir gelecek kurmada çok büyük yardımcı oluyorlar. Bu çok önemli, güzel bir, o açıdan çok büyük gurur duydum, gerçekten teşekkürler. Ben Sebahattin abiye dönmek özür dilerim, Kenan abiye görüşmüş müydük? Kenan abiye dönmek istiyorum, Ahmet Doğu yok, Kenan abiye gelmek istiyorum ben şimdi. Ademciğim, bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abi. Benim telefonun şarjı bitiyor. Çiftlikteyim. Şarj aletim de yanımda değil. Ben son sözlere ben alsam da. Tabii. Daha sonra Kenan'a geçsen olur mu acaba? Tabii abi. Tabii. Sebahattin abi tabii ki. Kenan abi uygundur inşallah. Tamam inşallah. Ben evet. Sebahattin abiye söz hakkı vermek istiyorum. Sebahattin abi esas ilk başta sorduğum soruya gelecek olursak günümüz Türk güreşiyle ilgili Türk güreşini nasıl görüyorsunuz ve karşılaştığımız problemler nelerdir? Bunların üzerinden nasıl kalkabiliriz? Çözüm önerileri konusundaki görüşlerini alabilir miyiz lütfen? Buyurun. Şimdi ben güreşe son 15 yıldır seyirci gibi katılan bir insanım. Tabii spor camiasının içinden geldik ama maalesef koparıldık. Biraz önce Reşit abinin bahsettiği gibi bu insanlar sanki bir şampiyonaya katılıp bu ülkeyi terk etmiş gibi bizim şampiyon arkadaşlarımız da böyle saf dışı bırakılmış. Ben de onlardan biriyim maalesef. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Sivaslıyım. Sivas'ta ben güreştiğim zamanlar Ahmet Ayık'tan başka şampiyon yoktu. Benle beraber işte Fevzi abi olsun, işte Hamza Yerlikaya olsun, Aydın Polatçı olsun, son olarak Taha Gülkan Yavar, İşte Arif Kama gibi sporcularımızın yoğun olduğu bir il. Şu ilde dahi bir güreş kulübü yoksa, ya bu kadar şampiyonu çıktı ki şampiyonluğa güreş dalında en uygun, yani sporcuların yetişebileceği bir il burası. Öyle görüyorum ben. Türkiye'deki güreşi de buraya benzetirsek geleceğimiz çok karanlık görüyorum. Federasyon başkanımız olsun, bakanlık olsun, bir an önce şu hevesten bir kere uzaklaşmalar lazım. Biz kardeşim okulunu okuduk, sporunu yaptık. Bu kadar şampiyon, hoca varken bu Rusların 15 yıl, 20 yıl bu görevlere gelmesini hiddetle karşılıyorum ya. Yazıklar olsun, ben kınıyorum yani açıkçası. Ama tabii bizim Müslüman Türk kökenli kardeşlerimiz ama kardeşim bu iş başında bizim kültürümüzü yansıtan, taşıyan, öğreten kardeşlerimizin olması lazım. Yıldızlarda, gençlerde, ümitlerde, büyüklerde. Genç arkadaşlarımızın tabii teknik bakımından, program bakımından, altyapı bakımından olsun, ben olmasın demiyorum ama yıllardır bana 1-3 yıl görev verdiler. La bir adama onlar 15 yıldır görev yapıyor ya. Bu adamlar yüksel şanlı görevden alınıyor, başarısız deniyor veya istifa ediyor yüksel. Diğer arkadaşlar, bu arkadaşlarımız hiç kılı kıpırdamıyor. Ya ben bunlara üzülüyorum yani. Ne gereği var kardeşim? Bizim ülkemizde yeterince hocamız da var.
antrenörümüz de var, yapımız da var. Biz başarırız, başarırsak da başaramayız. En doğalı bu değil mi kardeşim? Ben yetkililerin bir an önce tedbir almasını istiyorum. Şu Sivas gibi bir yerde birileri el atması lazım ki bir şampiyon kardeşimiz bakan yardımcısı. Ne belediye olsun, Reşit abi de bundan mesela serzenişte bulunuyor. Ne bir devlet kurumu olsun, bir kulübe faaliyetlerine destek vermiyor, kulüp kurmuyorlar. Bu yazıktır, günahtır. Bu kadar şampiyonun çıktığı biriyle ki spor okulu yapmışsın, spor okulundan mezunun sporcu kardeşlerimiz 18-20 yaşında güreş veya sporu bırakıyor. Devlet ne güzel bir yatırım yapmış, spor lisesi kurmuş. Bunun üstüne yani bir kulüp olması lazım ki buradan çıkan sporcular kulüplerde faaliyet göstersin. Ya bu kadarı bile düşünemiyorlar ya. Bunlar oturup konuşulması lazım. Federasyonun, eğitim kurullarının, bakanlığın veya genel müdürlüğün kimse artık ilgilenen. Ben uzun zamandır toplum içinden uzaktaydım. Uzakta olduğum için çok da net şey yapamıyorum. Son iki senede gözlemlediğim bunlar. Ben bu işin içine girsek detaylıca demek ki çok şey çıkacak. Yakup hocam doğal olarak birkaç tane şampiyon arkadaşımızı söyledi ama Türkiye'ye bunlar yetmez. Taha Akgüller'le yani bu çocukların yarın spor hayatı bitecek. Altyapıda arkasında bir tane adam yok. Geçen sene ufak bir sakatlık geçirdi. Çocuğun yerine giden adam sıradan adamlara yenildi. İkinci adamımız yok. Ya bu bizim Türk güreş için bir şeydir yani. Elzem sıkıntı olan bir şey. Şimdi Mahmut Demir varken arkasında Zekeriya Güçlü, Zeriya Güçlü varken arkasında Aydın Polatçı vardı ya. Taha varken niye başka bir tane adam yok? Veya diğer işte bisikletlerde biri gidiyor bir madalya alıyor. Bir bakıyor dünya şampiyonasında sıfır çekmiş. Ya bir Avrupa şampiyonu olan bir arkadaş dünya şampiyonasında ikinci üçüncü olsun diyorsun sıfır çekiyor. Ya bunlardır sıkıntılar yani araştırılıp çözülmesi lazım. Türk güreşi bugün dünyada belli bir noktaya gelmiş. 4 defa dünya şampiyonu olmuşuz. Son 6 yıldır niye şampiyon çıkmıyor kardeşim? Sayın hocam, Yakup hocam siz hala görevdesiniz. Bunun sebepleri araştırılıp tamam neticesine göre tedbirler alınması gerekir. Ben şimdiden katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Telefonumun şarjı her an bitebilir. Kusura bakmayın Ademciğim. Hayırlı tamam, akşamlar. Tamam rica ederim. Hayırlı akşamlar Sebahattin abi. Programda yayında kalırsan çok memnun oluruz bitene kadar. Çok teşekkürler. Bu güzel temenniler için. Kalıyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Evet gerçekten ciddi bir problemler. Yedek oyuncumuz niye olmuyor? Yerli antrenörlerimiz niye olmuyor gibilerinden. Bu umarım önümüzdeki dönemde göreve talip olacak olan federasyonun öncelikli yapacağı icraatlardan biri olacaktır tabii ki eminim. Evet ben şimdi tekrar Kenan Şimşek abimize, şampiyonumuza dönmek istiyorum. Bir de onun günümüz Türk güreşiyle ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Türk güreşinde karşılaştığımız, belki ortak problemlerden bahsediyor olacağız ama onun farklı belki... vurgulamak istediği farklı noktalar olabilir. Buyurun Kenan abi, sizi dinleyelim. Ademciğim tekrar iyi akşamlar. Şimdi ben biraz beni camiada sevmezler. Şimdi Yakup Hoca'nın da söyleyemediklerini, diğerlerinin de tam ne söyleyemediklerini ben açık ve net söyleyeyim. Şimdi biz 90'lı yılların sporcularıyız. 90'lı yılların şampiyonlarıyız. Şimdi biz şampiyon olduktan sonra, güreşi bıraktıktan sonra bizi ne federasyon arıyor, ne spor bakanlığı arıyor. Hiç kimse sen ne yapıyorsun, neredesin, öldün mü, kaldın mı diyen yok. Yeter ki sen güreş federasyonunun kapısından içeri girme. Ya da spor bakanlığının kapısından içeri de girme. Girmezsen memnun olurlar. Seni görmesinler, memnun olurlar. Dua ederler Allah'a gelmesin diye. Şimdi böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ne yazık ki, ne yazık üzülerek söylüyorum. Şimdi yağlı güreşte de bu böyle, minder güreşinde de böyle. Aynen devam ediyor. Şimdi yağlı güreşle ilgili bir konuyu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Kurtdereli Mehmet Pehlivan var. Değil mi? Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Evet.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın ölüsünden, baş pehlivan ölüsünden hala güreş camiası gidiyor, faydalanıyor ve para kazanıyorlar. Hakemi, davulcusu, cazgırı falan filan. Bu baş pehlivan. Güreş federasyonuna git, baş pehlivanı adam yerine koymuyorlar. Orada çalışan 3 tane, 5 tane memur zihniyetine çalışan adam senin üstünde geziyor. Bu güreş federasyonu. Ben bunları konuşuyorum, beni kimse sevmez. Ama baş pehlivandan hala faydalanıyorlar. Bunun gibi. Şimdi bakıyorsunuz rahmetli yürüyen efsane Naim Süleymanoğlu niye bu hallere düştü? Niye tezli vakitte öldü? Çünkü devletin spor bakanlığı bunu alıp da bir yere değer olarak koymadı. Bununla ilgilenmedi. Şimdi biz geleneksel olarak gelen insanlarız. Bizim manevi yönümüz daha güçlü. Bizi de aramıyorlar, sormuyorlar. Sporcu şampiyon olduktan sonra, aktif sporu bıraktıktan sonra sporcu boşluğa düşer. Eğer onunla sen ilgilenmezsen, yani gereken değeri göstermezsen, onu gerekeni yapmasan, o bunalıma girer, sıkıntıya girer. Yakup Hoca ya da diğerleri, hocaların hepsi bunu çok iyi bilir. Şimdi Naim Süleymanoğlu ile ilgilenmediler ve bu hale düştü. Ve yürüyen bir efsaneyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaybetti. Bak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Ne olacaktı? Naim Süleymanoğlu, yürüyen efsane, dünyada tek. Sen bunu spor bakanlığı olarak alacaktın. Diyecektin ki kardeşim gel bakalım buraya. Otur şuraya Halter Federasyonu'nun başına. Bırak seçim meşimi getirip oturtturacaktın. Bunu çalıştıracaktın. Ona görev verecektin. Ama ne yaptılar? Gelmesin, uzak dursun. Ne hali varsa görsün dedi. Sonuç bu oldu. Şimdi öyle sıkıntılar var ki. İşte geçmiş dönemde genel müdürümüz Yunus Akgül. İşte daha yaşıyor. Yakup Hoca bilir. Ben bir gün gittim onun yanına. Bak anlatayım sana. Oy meselesini anlatayım. Dedim ki ona sayın genel müdür. Ben olimpiyat ikincisiyim. Ben şampiyonum. Ben neden güreş federasyonunda seçimde oy kullanmıyorum dedim. Ya işte şöyle böyle. Ya sayın genel müdür. Bu yönetmenlik Allah'ın yapısı değil ki. Bunu oturursunuz, değiştirirsiniz. Dersiniz ki kardeşim Avrupa Dünya Olimpiyat madalya kazananlar Güreş Federasyonu ya da diğer başka branşlarda oy kullanır. Değil mi? Bununla daha doğal bir şey var mı? Evet. Genel müdürümüz ne diyor? Ya işte Kenan şöyle olur da böyle olur da bir de. Dedim ki bak genel müdürüm sen ne diyorsun deyip biliyor musun dedim. Aynen bak dediğim lafı söylüyorum. Sen ne diyorsun biliyor musun? Sen yaptığın işin en iyisini yapmışsın Kenan ama ben seni adam yerine koymuyorum diyorsun dedim. Dümdüz böyle söyledim. Ve söylediğim doğru değil mi Adem? Evet. Evet kesinlikle. Doğru yani. Değil mi? Doğru. Tamam. Doğru. Ben olimpiyat madalyası kazanmışım. Türkiye'de olimpiyat madalyası kazanan 70 küsur kişi var. Toplam hepsini alsam %80'i güreşti zaten. Ve sen bana oy kullandırmıyorsun güreş federasyonu seçiminde. Oy. Ve Türkiye'deki ölmüş yaşamış 70 küsur tane adamlar biri benim. Yani bu yazık değil mi? Hem de öyle bir yazık ki. Yani insan utanır ya. Utanır. Spor bakanlığı. Şu anda direkt onu değiştirmesi lazım. Ha değiştirmesi için ama ne yapmak lazım? Önce Güreş Federasyonu'nun hakaret etmesi lazım. Geçiyor mu? Geçmiyor. Şimdi antrenörlere bakalım. Aynen dediği gibi. Bak Reşit Hocam söylüyor. Sebahattin söylüyor. Yakup Hoca söylemiyor. Niye söylemiyor Yakup Hoca? Çünkü Yakup Hoca orada şu anda görevde. Görev yapıyor. Bak söylüyorum, açık söylüyorum. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Doğruyu söylüyorum. Ya. İsteyen istediğini üstüne alsın. Şimdi Güreş Federasyonu'nda bakıyorsun, antrenörlere bakıyorsun. Kardeşim hepsi göçmen, hepsi göçmen. 90 yılının takımı, şampiyon olan takım, şu anda Türkiye'de güreşi en iyi bilen sporcular onlardır. En iyi güreşi bilenler. Ben güreşi seyrediyorum. Şampiyon olan güreşleri de seyrediyorum. Hiçbir tanesi doğru düzgün güreşi bilmiyorlar. Ne yazık ki bilmiyorlar. Eğer o Taha Akgül dünya şampiyonasında profesyonel bir antrenör başında olsaydı tekrar şampiyon olurdu. Çünkü bir sene önce aynı şekilde yenildi. Niye yenildiğini o başındaki antrenörler bilecek. Ama onların o kapasitesi ne yazık ki yok. Ne yazık ki yok. Ve aynen devam ediyor. Bizim 90 yılındaki sporu bırakmış şampiyon olan bir tane sporcuya gel kardeşim milli takımda teknik direktör ol, antrenörlük yap, A takımda B takımda diyen var mı? Demiyor. Göçmenler var kardeşim. Göçmenler bizim kardeşimiz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bir sürü kaç milyon, 5 milyon, 6 milyon göçmen var Türkiye'de şu anda. Geleni alıyoruz. Eyvallah tamam. Biz öyle bir milletiz tamam. Ama kardeşim sen elinde var olan, şampiyon olan neden sahip çıkmıyorsun? Niye çıkmıyorsun? Evet. İşte burada sıkıntı var. Sıkıntının en büyüğü burada. İşte bir yere gelen sporcular, işte bizim gibi insanlar
inanın sosyal ikili ilişkilerle bir yere geliyor. Kendi çabalarıyla. Hiç kimsenin en ufak bir katkısı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ne Mahmut'ta vardır, ne Kenan Şimşek'te vardır, ne Ahmet Önal'de vardır, ne Sebahat Özgür. Hiç kimse en ufak bir yardım yapmaz. Mümkün değil. Görmeyelim yeter diyor adamlar. Bu kadar. Yani evet. Sıkıntı büyük. Yani bu gidişatta da hiç iyi bir şey olacağını sanmıyorum. Liyakat yerlerde sürünüyor çünkü. Nerede yaramaz adam var? Gelmiş güreşin başında. Nerede yaramaz bir adam var? Gelmiş hakem heyetinin başında. Bilmem nerede, bilmem nerede. Yani böyle acayip acayip angil dingil işler yani. Kusura bakma biraz kaba konuşuyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yani. Çok sıkıntılı bir dönem. Sen Avrupa Dünya Olimpiyat madalya kazanmışsın, baş bel olmuşsun. Adam seni gözü boklu affedersin. Sıradan bir adam seni adam yerine koymuyor. Seni adam yerine koymuyor adam. E nasıl olacak? Nasıl olacak evet. Kardeşim? Yani iyi bir şey olma şansı var mı bu durumda? Ya, yok o konuda kesinlikle. Evet hocam. Kesinlikle görüşle katılıyorum hocam. Özellikle şey konusunda bu şampiyonların oy kullanamaması ben hala anlayamıyorum. Neden? Yönetmelik gerekçeli karar nedir acaba? Niye bunu yönetmeliğe koymamışlar? Yani bunu bakmak lazım tabii. Ya yönetmenlik kardeşim. Yönetmenlik Allah'ın kanunu değil ya. İki insanın oturup yaptığı bir yönetmenlik. Tabii, oturursun tabii. İki insan oturur tekrar yönetmenliği düzeltip yaparsın geçer gider. Bu kadar yani, basit. Şimdi Güreş Federasyonu'nda yaz güreşleri diyor. Her sene yönetmenlik değiştiriyor. Oturuyoruz, yazıyoruz, değiştiriyoruz mesela. Federasyon belki kendi içerisindeki yani kendi tüzel kişi içerisinde yani kara bıçakla ilgili yağlı güreşle ya da başka faaliyetlerle ilgili yönetmeliği değiştirebilir ama oy kullanma olayı sadece Güreş Federasyonu'nun kendi kendine yetki değiştirme yetkisi var mı? O biraz onu bilmiyorum. Onu, o şüpheli biraz. Gençlik Spor Genel Müdürü. Dolayısıyla yani diğer sporlar da bağlıyor. Diğer sporları da bağlıyor. Dolayısıyla bu noktada bir kamuoyu oluşturulması çok önemli. Yani ses getirmek, kamuoyunda bu rahatsızlığı dile getirmek, yeri geldiği zaman bu yetkili kişilerle bir araya gelindiğinde bunu ifade etmek uygun bir dille bu konuda baskı değil mi? Ya kamuoyu oluşturmak çok büyük önem arz ediyor. Şimdi bizim umarız en kısa zamanda o da aşılır. Bizim insanlarımızda şu anda ne var biliyor musun? Bizim insanlarımız bir yerde bir şey görev yapıyorsa o kurumla ilgili yanlış gider bir şeyi söylemek istemiyor kimse. Yani ne demek biliyor musun? Bizim insanlarımız korkak oldu, korkak. Bizim insanlarımız rızkını Allah'tan değil de yani o kurumun başındaki insanlardan geldiğine artık çoğu inanıyor. Korkak oldular. Evet. Müslüman doğruyu söyleyecek kardeşim. Müslüman doğruyu söyleyecek. Doğruyu söyleyen insan hocam, doğruyu söyleyen insan vatanına, milletine hizmet eden insan. Tamam. Bu kadar basit. Tamam. Adem. Yok onu da belki haklısın. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Ben son bir söz hakkı vereceğim. Buyur hocam. Söz hakkı vereceğim. Kenan bayağı güzel şeyler söyledi. Fakat tabii biraz da azıcık sataşma var da olabilir. Kenan'ı ben bilirim çünkü. Konuştuğu zaman. Yok sataşmıyorum hocam. Yok. Ben sana saygı duyuyorum. Ben kesinlikle demem. Kitabın ortasından konuşur. Söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Ama mesela bir ayrıştırma şunu yapmıyorum. Yani göçmenler onlar da görev alsınlar ama şampiyon olmuş onun dediği kişiler de görev alsınlar. Şimdi hani diyor ya biz şundan korkuyor buna. Ben elhamdülillah benim şu anda hiç kimseden ve şeyden korkacak bir şeyim yok. Ben şöyle bir şey. Ben şimdi şu anda önümüzde bir olimpiyatlar var. Tamam mı? Burada şimdi sporcularımız şey yapıyor. Hatalar, kusurlar yok mu? Var. Bu söyledikleri seçim sistemi şu bu bunların hepsi doğru. Ben bunları her yerde 24 saat bunları da söylüyorum. Burada adil değiller. Bir şampiyonun oy kullanmaması kadar yani kötü bir şey olabilir mi ya? Dünya Olimpiyat şampiyonu olmuş. Kura ile oy kullanıyor. Yani bunu yetkililer biliyor. Ama merkeziyetçi bir anlayıştan dolayı her şeye biz hakim olalım. Tamam mı? Bunu biz yönetelim. Ve sporun içinden gelmemiş şampiyon nedir bilmeyen tamam mı? Böyle ben onları şeye getirmedim yani gündeme. Şampiyon nedir bilmeyen, efendime söyleyeyim hasbelkader, işte yukarıdan belli şeylerden, baskılarla, şunlarla, bunlarla, efendime söyleyeyim gelmiş, başkan olmuş, idareci olmuş. Sporu yönetenler de sıkıntı var. Yani bu o çok önemli. Fakat tabii millet bunu getirip dile de getiremiyor. Dile getirdiğin zaman tukaka hemen dışarıya şey yapıyor ama yani şimdi Kenan'ın dediği gibi
Benim hiç şeyim yok. Ben Türk güreşine 52 senedir hizmet eden. Yani burada söyleyeceğim şeyleri mesela bunun fayda sağlaması lazım. Yani bu herkes, insanlar da belli yaşadıkları zaman yani şampiyon olan sporcularımızın da, ben burada herhangi kimseyi suçlayarak söylemiyorum, şampiyon olmuştur, şey olmuştur, efendime söyleyeyim, yaşantısında olsun, şeyliğinde olsun, biraz da örnek olması lazım bir yerlere gelebilmesi için. Buralarda da hatalar var. Yani hatalar sırf şey değil. Ama Kenan'ın dediği gibi yani doğru, yanlışlıklar var, şeyler var. Ama Allah rızası için de konuşmak lazım. Ben şimdi federasyon içerisinde bulunduğum şey yapmıyorum. Burada her türlü gayret, belki de şu andaki mevcut federasyonların içerisinde en çok gayret eden federasyonlardan bir tanesidir. Kurullarıyla olsun, şeyleriyle olsun, ben içindeyim. Yönetmeliklerde her türlü şeyinde, geçmişte federasyonlarda vardı. O kapının içerisinde şimdi Kenan bunları iyi tanıyor. Yani bir kişi, iki kişi federasyonu idare ederdi. Kimseye de bir hak verilmezdi. Ama o dediği gibi o jenerasyon, şu anda mevcut jenerasyon, yani işin içerisine sokulmadı. Ama bunda nasip kısmet işi de diyebiliriz. Kimisi de bilerek yapılmıştır. Cenab-ı Hak yani ne bileyim, insanın nasibinde olmayınca, mesela dediği gibi, mesela Sabahattin Öztürk benim gözümde en iyi antrenörlük yapacak, Kenan Şimşek bu işin hakikaten sporcuyken hakkını vermiş insanlar. Mahmut Demir zaten belli kariyeri olan, efendim söyleyeyim, gerek iş hayatında gerek güreşe hizmetlerinde her türlü şeyi yapmış, Türk güreşine hizmet etmiş. Yani özel bir kişilik, yani onu bir kenara koymak istiyorum. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Yani o bakımdan şimdi şu anda ben dedim ki şampiyonları böyle karşılaştırmak istemiyorum. Yani doğru dedikleri doğru. Bana şimdi sorsanız daha Tahan'ın arkasında ikinci bir adam yok, doğru. İşte Soner şu anda temayüz etmiş. İşte bir tane Süleyman Atlı. Böyle sporcular var. Yedekleri var mı? Gerçek anlamda. Bazı kilolarda var, bazısında yok. Şampiyon olacak şeyde değil. Onun yerini tutacak gibi değil. Evet. Geçmişteki bizim o jenerasyon, bizim o zamanki jenerasyon, işte göçmenlerin ve bizim o yetişmiş Mahmutlar, Sabahattin Öztürk, Ahmet Öreller, işte Muharrem Demireller, onlar özel bir şey yani gruptu öyle. Evet. Çıktı onlar. Türk güreşini 10 sene, 15 sene taşıdılar. Ve orada da bir rekabet vardı dışarıdan, Bulgaristan'dan gelen göçmen kardeşlerimizle beraber. Ve çok da güzel oldu, şampiyonlukla oldu. Yani daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. Burada çok şey konuşulabilir. Yani tenkit etmek en basit sanatlardan birisi. Hani ortaya bir şey koymak lazım. Tenkit etmek çok rahat. Şu anda ben şimdi konuşsam sabahtan akşama kadar tenkit ederim. Evet. Onun için herkes bulunduğu yerde bir şeyler yapması lazım. Bir şey meydana getirmesi lazım. Ya yani onu yapalım ama işte hakkaniyet ölçüsünde, adalet ölçüsünde bu da hak paylaşıcı, hakça olsun. İşte onu da başımızdaki idarecilerin yapması lazım. Evet. Okay. Hocam sizden söylediğiniz gibi çok önemsiyorum. Yakup Hocam çok haklısınız. Herkes bulunduğu yerde doğru, gerçekten bir... Doğru. Tenkit etmiyoruz. Doğru söylüyoruz. Hanım hocam. Ya sen öyle tenkit demedin. Yakup Hocam öyle demedi. Sen beni anlayamadın. Genel ben manada söyledim. Ben diyorum ki yani yaptığımız işten tatmin olan. Bak şimdi Kenan ne olmuş üniversitede. Bak adam belli yerlere gelmiş, baş pehlivan olmuş, oradan çıkmış, bir kariyer edinmiş orada, hizmet ediyor. Herkes bulunduğu yerlerde belli hizmetler etse onunla şey yapacak. Ya bu görev getirmek, almak, bunlar nasip kısmet işidir. Bir federasyon gelir, öbür. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor, tenkit de böyle oluyor. Bir grup göreve geldiği zaman dışarıda kalanların hepsi tutuk kalka, yani göreve gelmediğinden dolayı yağlı güreşte şimdi adam yaptığı aynı hataları 24 saat bunları söylüyor. Diyor ki yağlı güreşte işte şöyle hakemler gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir sürü tenkit ediyor. Göreve geldiği zaman adam aynı şeyi kendi yapıyor. Hiç şeyi yok. Evet, evet. Aynı bir sene boyunca göreve gidiyor, hiç demiyor ki başka birisi gitsin. Yani bunu açık bulmak için bu çok şeyler. Yani burada da konuşmaya gerek yok. Yok, yapıcı burada yani lazım. Böyle tabii ki kesinlikle hocam, o konuda haklısın. Yani dediğiniz gibi yani yapıcı eleştiriler. Ama biraz önce söylediniz ya, herkes bulunduğu yerde kendi gerçekten farkındalık oluşturması lazım. Kendi kişisel olarak yani neler yapabilirim, nasıl başarabilirim, kendi bir donanımlı hale nasıl getirebilirim.
onun gayreti içerisinde olursan mevki makamında nasip kısmet meselesi. Bütün amaç mevki makam almak için değil, hakkın rızasını, halkın gönlünü ve insanların duasına kalmak için olduğu zaman hepsi nasip olur diye ümit ediyoruz inşallah. Ya şurada bir son bir şey söylemek istiyorum. Yani bir göreve geldiği zaman o liyakatı ve kriteri oluşturmak lazım. Bizim maalesef şimdi yıldızlar olsun, gençler olsun, büyükler olsun, buraya gelecek antrenör arkadaşların vasıfları, kriterleri. Ya şimdi diyorlar ki işte kendileri belli kurslardan geçiyor. O kurslardan da nasıl geçtiklerini biliyoruz. Beşinci kademe alıyor, şey alıyor. Şampiyonlara özel yer ayırması lazım. Bunlar çünkü yerden göğe kadar haklılar yani. O hocam, kadar şey. Hocam sana %100 katılıyorum. Bakın şimdi ben olimpiyat madalyası, dünya şampiyonası madalyası kazanan bir sporcu antrenörlük yaparsa o mesela olimpiyat dünya madalya kazanan bir sporcuya yaptırım uygular. Bak yaptırım evet, uygular. Bunu kabul şimdi ediyorum. Adam olimpiyat şampiyonu olmuş. Yanındaki sporcu yani güreş kariyeri sıfır olan bir adam gelmiş antrenörlük yapıyor. Şimdi olimpiyat şampiyonu olan adam bu adamı yönetecek. Bu adam onun emrine girmek zorunda. Yani eğer biraz dirayeti yoksa yani mesela karakteri icabı dirayetli bir adam değilse onun emrine girecek. O zaman da başarı düştü demektir. O adamın bir daha şampiyon olma şansı yoktur. Yani şampiyon olan sporcu her zaman hocasını dinlemek zorunda. Onu da o lafı dinleyecek olan bir şampiyon olması lazım. Yani bir şey olduğu zaman da Redland Yuren demesi gerekiyor yani. Devrilmesi için o gücü olması gerekiyor adamın. Olmasa evet. İşte olmuyor yani. Bunun örnekleri çok var. Yani günümüzde ya, örnekler zaten. Şimdi Kenancığım bak şimdi ben burada sana katılıyorum ama bir yerlere gelmek için şampiyon da olsa ben teşki kendimi sporculara kabul ettirene kadar çok zaman geçti. Şampiyon olan ben teşki bir şampiyon hoca olsaydım. Tabii hocam yani biliyoruz yok. Biliyoruz yani biliyoruz. Ne yani, zorluklar çektim yani ben. Yani istisnalar kaideyi bozmaz hocam. Bak sen istisnasın. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Yok, genel yok, olarak bunu söylüyorum. Genel olarak böyle olması lazım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada şampiyonların bir yere gelebilmesi için bazı mesela o yolu taşları dizerken hep güzel taşları üst üste koyması lazım. Yani o örnek kişi olması lazım. Ha tekniği olabilir, şampiyonluğu sırf şampiyonlukla da olmuyor. Şampiyonlar kendilerini iyi yetiştirmiyorlar. Yani sırf şampiyonlukla antrenörlük olmuyor. Donanım da gerekiyor. Yani ben şampiyonum ama o donanımı da yakalayıp şampiyon bir antrenör olduğu zaman nurun hala nur. Ondan daha güzel evet. Olmaz. Ben yani kendini evet. De yetiştirmesi lazım şampiyonlara. Tamam Yakup hocam evet yok çok çok haklısınız. Yani donanım derken bu ne bileyim insanın giyim kuşamından tut da ne bileyim eğitimine mevki şeyine kadar diksiyonuna varana kadar ya profesyonel muhakkak manada yani, profesyonel manada demek istiyorsunuz herhalde. Spor camiasında evet ben öyle diyorum. Yani bu bir yani dil olabilir, teknik bilgi olabilir, giyim kuşamı olabilir, dünsahane olabilir. En basit dil. Doğru. Yani, doğru söylüyorum. Dil. Teşkil dilbesi çok önemli. Bunlar önemli. Yani adam turnuvaya götürüyor, yapıyor diye iletişim kurmada. Şunda bunda ani müdahalelerde önem arz ediyor tabii ki. Profesyonel kişinin kendi profesyonel gelişimi geliştirmesi, donanımlı bir halde sokması önemli. Evet, bayağı yorumlardan da çok yazanlar oluyor. Ben Facebook'tan da bakmaya şey yapıyorum. Tabii bazı sorulara cevap veremeyeceğiz. Bayağı da bir zaman geçti şimdi. Yaklaşık 2-2,5 saattir buradayız. Yeter aynen o şekilde diyorum. Dolayısıyla yaşlı adamız biz bugün... yaşlı. Evet, dolayısıyla bu noktada ben canlı yayını kapatmak istiyorum. Hepinize çok teşekkürler ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize. Canlı yayını kapatalım. Biz yine buradayız inşallah.